Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Burada anlatacaklarım özellikle şu alt sıradaki değerli konukların belki sanayicilerin çok bildiği, çok sıradan şeyler olabilir. Orada sıkılırsanız kusura bakmayın. Ama özellikle benim derdim gençler. Çoğu da genç olduğu için çok mutluyum burada. Benim derdim gençler, benim derdim çalışanlar, benim derdim emekçiler. Çünkü bu devirde maalesef bazı şeylerin olamayacağına çok kani olmaya başladı insanlar ve çok bir ümitsizlik var piyasada. Bunu çok görüyorum. İnsanlar çalışarak bir şeylerin olamayacağını düşünüyorlar. Hayatın çok zorlaştığının farkındayız, ekonomik krizlerin farkındayız ama benim hayat hikayem de bununla ilgili olduğu için biraz bir şeyler anlatarak başlamak istiyorum. Ben kimim? 1978 İstanbul doğumluyum. 46 yaşındayım. 8 kuşak eski İstanbullu bir ailenin çocuğuyum. Baktığınızda Fatih çıkıyor soy ağacımız. Bunlar niye önemli? Bunlar şundan önemli. Hayat bana bir sürü şey gözlemleyerek öğrenme şansı getirdi. Bu nedir? Zamanında çok küçük paraları gerçekten akıllı yatırım yaparak bir yere gelmiş bir dedenin torunuyum. Aynı şekilde o dede bunları yaptıktan sonra da çok konfor alanıyla çok rahat yaşamış ve sonra da var olan paraları yok etmiş bir babanın çocuğuyum. Dolayısıyla aynı anda hem nasıl küçük paralarla mütevazi yaşayarak çok ciddi yatırımlar yaparak bir noktaya sıfırdan gelinebileceğini gördüm. Aynı şekilde çok güzel tırnak içinde yaşayarak bu kapitalist sistemin bize gösterdiği o yalan hayatlara özenerek nasıl paraların yok olduğunu da gördüm. Hem çıkışı gördüm, hem düşüşü gördüm ve bunların ikisini de görünce hayatımda bazı şeyleri idrak etmeye başladım. Bu çok erken oldu. Çok küçük yaştan itibaren bunları gözlemledim ve şunu fark ettim ki dünyada bir zengin kafa yapısı diye bir şey varmış. Bu Amerika'da bilimsel olarak araştırılmış bir şey. Buna rich mindset deniyor. Bir de fakir kafa yapısı diye bir şey varmış. Bu da poor mindset. Çok enteresan. Bu zengin kafa yapısıyla fakir kafa yapısındaki arasındaki fark o kadar enteresan ki yıllar boyu kurumsal şirketlerde, bilinen global şirketlerde satış müdürlüğü vesaire yaptım. İşte İstanbul Üniversitesi'ni bitirdikten sonra, ekonomi, iktisat bitirdikten sonra çok başarılı zengin insanlara baktığınızda Amerika'daki bir Yahudi de, Türkiye'deki bir Hacı amca da, Hindistan'daki bir Hintli de, Çin'deki Çinli de aşağı yukarı aynı davranış kalıplarını uyguluyor. O kadar benzerler ki bu insanlar. Dinleri, milliyetleri farklı ama kafa yapıları çok benziyor. Aynı şekilde poor mindset dediğimiz, hani parasını kaybeden, düşüşe geçen ve zorluk yaşayan hayatının sonlarındaki insanlar da yine dünyanın ayrı ayrı yerlerinde olsalar da sanki birbirleriyle aynı gibi aynı davranışları sergiliyorlar. Bunları çok küçük yaştan itibaren müşahede edince hayatımda bunu tatbik etmeye başladım. Ve 20-21 yaşında babamın çok ciddi borçlarıyla cebelleşirken bunları uygulamaya başladım ve 15-16 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde belli birkaç yöntem uyguladım. Bunları birazdan anlatacağım size. Ve bunların sonunda da 36-37 yaşında finansal özgürlük denen bir kavram var. Ona ulaştım. Bu finansal özgürlük zenginlik değil arkadaşlar. İlla zengin olmanız gerekmez. Onu birazdan anlatacağım. Finansal özgürlük istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde keyif alacağınız işlerde, keyif alacağınız şekilde çalışarak, keyif alacağınız insanlarla çalışarak yaşayabilme özgürlüğüdür. Bu milyar dolar olması gerekmez. Bu bazen 1 milyon dolar olur, bazen bazı insan için 500 bin dolar olur, bazı insan için 300 bin dolar olur, bazı için 50 milyon da olsa yetmez. Mühim olan o noktaya gelip o parayı doğru kullanıp doğru yaşantıya geçebilmek. Bunları birazdan anlatacağım ama buradaki en önemli hikaye şu. Hayatın iki tarafı var. Bir eğitim tarafı var. Bu çok önemli. Mutlaka okullarda tabii eğitim alıyoruz. Fakat bize okullardaki eğitim sistemi üzülerek söylüyorum. Bize parayı öğretmiyor. Nasıl para kazanırız? Nasıl parayı büyütürüz? Çok basit kuralları var. Bunları bilerek veya bilmeyerek, ben bilerek olduğunu düşünüyorum. Biraz komplo teorisine girecek ama öğretmediklerini düşünüyorum. Zaten bunu Rockefeller 1902 yılında söylemiş. Eğitim derneği kuruyor bak Rockefeller ve diyor ki biz insanlara diyor düşünmeyi değil, para kazanmayı, parayı yönetmeyi değil, iyi bir çalışan olmayı ve itaat etmeyi öğretmeliyiz. Ya bu küçük paralarla bir şeyler daha alalım. Yarın öbür gün ne olur belli olmaz. Çok şükür bununla da yaşarız. Daha fazlasına gerek yok. Hep şükür ve mutlulukla büyüyen bir dede, hep mutsuzlukla daha çok tüketmek isteyen bir evlat arasındaki hayatı gördüm. Sonra kurumsal hayattan önce kolejde burslu olarak okudum. Okurken
İstanbul'un, o da Allah'ın bir lütfudur yani, hep onu diyorum, o kadar da rastlantı beni buldu. Yani okulda 10 tane sınıf vardı. 10 tane sınıfın 9 tanesinde normal çocuklar okuyor. Beni en zenginlerin olduğu, Türkiye'nin sayılı zengin ailelerinin, bir de Florya'da böyle İstanbul'un böyle kalbur üstü bir yerlerinde, böyle sayılı zengin ailelerinin çocuklarıyla aynı masada, aynı sınıfta okudum. Ve onların babalarına baktım. Bir de kendi babama bakıyordum. Allah rahmet eylesin bu arada, babamı bu arada yargılamak için söylemiyorum. Çok severek, hiçbir kavgamız, gürültümüz, yani küçük kavgalar dışında olmadı. Hala her zaman, her sabah 3 kulu Allah bir elhamımı okurum ona ve diğer ölmüşlerime. Ama farklı bir kafa yapısı var. Babamın ve arkadaşlarının farklı bir kafa yapısı var. Bu dediğim çok çok zengin arkadaşlarımın ise bambaşka bir kafa yapısı var babalarının. Burada o yaşlardan itibaren hep sorgulamaya başladım. Ya bu zenginler neyi farklı yapıyor da bu adamlar zengin oluyor? Şey de sonra doğru olmadığını gördüm. Eskiden çok fazla konuşuldu işte, hep zenginler zaten zengin doğuyorlar falan. Hayır. O babamın doğduğu dönemdeki İstanbul'da doğan, babam Alman Lisesi'nde okumuş, sonra St. George diye Avusturya Lisesi'nde okumuş, sonra üniversitede iyi okullarda okumuş. En gümüş kaşıkla doğan babam, biz orada okuldaki en fakir ailenin çocuğu olmuşum ben sonra. Sonra o zenginlere bakıyorum, hiçbirini gümüş kaşıkla falan doğmamış. Mardin'de doğmuş, Urfa'da doğmuş, Antep'te doğmuş, Bursa'da doğmuş, Sivas'ta doğmuş vesaire vesaire. Yoklukla gelmişler ve bir şey sahibi olmuşlar. Demek ki gerçekten zengin kafa yapısı diye bir şey var diye ilk orada anlamaya, düşünmeye başladım. Sonra kurumsal hayata girdim. Yine aynı şekilde büyük holdinglerde işte beyefendi gibi böyle çok değerli insanlarla, başkanım gibi tanışınca, bakınca, ya bakıyorum bu adamlar başka türlü yaşıyorlar ya. Mesela gidiyorum hala öyle, hani adam 3000 liralık 5000 liralık telefon kullanıyor. Mütevazi arabayla geliyor. Çalışanı geliyor. Son model arabayla, bir de üzerine taksitle aldı, telefonla. Hiç şaşmıyor. Kurumsal hayatta sonra global şirketlerin Türk patronlarından sonra bir de yurt dışındaki CEO'larına falan görüşmeye başladım. İyice şaşırmaya başladım. Orada da böyle bakıyorum yani. Bir tane adam geliyor, çok büyük bir şirketteydim. Yurt dışından geliyor. Biz böyle buradan kapıdan içeri gelse çoğunlukla Türkiye'de beachlere alınmaz. Restoranlara alınmaz bir kıyafetle. Adam ama milyar dolarlık bir adam. Sonra iyice bakınca ki anladım ki. Sonra bir de üniversitede okurken dayım beni Sultanahmet'e, tekstilin kalbidir, oraya yönlendirdiğinde, orada işte gayrimüslimlerle çalıştım. Çoğunlukla hem Süryani hem Yahudiler vardı. Onlar da böyle yaşıyorlar. Ya tekrar bakıyorum. Bir de babamın arkadaşlarına bakıyorum. Bir daha oraya bakıyorum. Sonra anladım ki gerçekten böyle bir şey varmış. Dolayısıyla zenginlerin zengin olmasını sağlayan tabii ki şans diye bir şey var, kader diye bir şey var vesaire ama bunun dışında da temel başka şeyler de var. Sonra bunları tek tek insanlara anlatmak istemeye başladım. Çünkü gerçekten bize anlatılmıyor. Ve biz de bilmiyoruz. Yani şimdi Yozgat'ta bir tarım işçisi veya Bursa'daki bir fabrika işçisine siz şunu dediğinizde güler geçer tabii, yaşamamış çünkü. Ya bireysel emeklilik diye bir şey var. Sen çocuğuna düzenli sigara parasını veya kahve parasını buraya yatırırsan senin çocuğun 25 yaşına geldiğinde dünyanın en iyi okullarında okuyacak parası olur. Sen yokluk çekmezsin. Bunu desen, ki dediğim oldu arkadaşlarıma, ya atma Mert, din kardeşiyiz ya, böyle şey mi olur dediler. Veya işte Anadolu'nun bir şehrinde, işte Bursa'nın şurasında, şuranın burasında bir toprak alırsan yarın gün orada bir şeyler sahip olursun, zorluk çekmezsin. Dediğinde ya Mert'ciğim böyle şey mi olur derler, çünkü yaşamamışlar. Çünkü insan etrafındaki 5 kişiye odaklanıyor ve hayali o oluyor. Adamın hayali en büyük, işte bir fabrikada çalışıyorsa o fabrikada müdür olmak. Çünkü çevresi bu. İşte ben bunları küçük yaşta görüp adamların uyguladıklarını görünce dedim ki ben bunu vatandaşa da anlatayım. Beğenen beğenir, uygulayan uygular, uygulamayan uygulamaz dedim. Ve sonuçta bir şekilde Allah da nasip etti. Çok faydalananlar oldu. Çok dua almaya başladı bu iş. Çünkü niye dua alıyor? Çünkü dedim, aslında çok basit şeyler, benim de çok basit olduğunu düşündüğüm ve herkesin bildiğini düşündüğüm şeyler aslında bilinmiyormuş. Yani adam yıllardan beri dolar tutuyor kasada, dolarda parasının eridiğini bilmiyor. Çünkü ya öyle şey mi olur? Dolar dolardır diyor. Böyle bir cehalet var ülkede. Ya bunu söylediğin anda böyle Canan Karatay'ın şeker söylemesi gibi meşhur oldum yani. Nasıl şeker deyince Canan Karatay geliyor aklınıza? Şimdi mesela bana biri yazıyor, dolar deyince aklıma sen geliyorsun abi ya, kızacaksın diye almıyorum. Çünkü dolar var, altın varken dolar almak en ayrıktır. Altın doları kaça katlamış her zaman? Dolar bazı bir varlık. Veya işte bireysel emekliliğe para yatırıyor insanlar ama fonları var, fonlarının ne olduğunu bilmiyor. Ya bunlar aslında çok basit şeylerdi. Sonra bunları işte anlatmaya başlayınca da böyle bir güzel teveccüh olmaya başladı. Paranın bir geometrik artışı, yani exponential büyümesi, yani benim Türkçe tabirimle yavrulaması diye bir şey var. İnsanların bundan haberi yok. Yani insanlar zannediyor ki doğuştan hayalinizde bir ev var, onu bekleyeceksiniz ve alacaksınız. Öyle bir dünya yok. Buradaki sanayiciler de
Emin olun zamanında 15, 20, 30 yıl önce belki Bursa'nın en kötü yerinde başladılar. Sonra bir üst kata çıktılar. Sonra buradaki fabrikayı açtılar. Bizim ama orta sınıfın ve fakir mindsetinin dediğimiz, yani orta sınıfın ama şöyle bir hayali var. Hayalinde bir ev var, onu bekliyor. Ya da hayalinde bir iş var, onu bekliyor. Ama hayat öyle değil. Adım adım ilerlememiz lazım. Yani VP Bey, VP Koç eğer 75-80 yaşında ölseydi şu an Nakkaştepe'de şahane bir yerleri var, orayı göremeyecekti. 90 küsürde olduğu için oraya yetişebildi. Yani hemen bir günde insanlar oraya gelmiyor. Gelecek parası olsa da gelmiyor. Sorun orada zaten. Orta sınıf ise parası olduğunda onu yapıyor ve o paranın büyümesinden yararlanamıyor. Hani şöyle bir örnek vereyim mesela. Bundan 4-5 yıl önce iyi bir BMW aldığınızda bugün o BMW işte o gün işte sıfır arabayı aldığınızda 2 milyonsa bugün o sıfır araba işte 1 milyon lira ya da 800 bin lira. Ama o 2 milyon liraya BMW'yi Türkiye'ye getiren Borusan'ın hissesini alsanız bugün 50-100 milyonunuz oluyor. Rakamsal olarak şimdi atıyorum ama rakamlar gerçekten böyle. Siz ondan 40 tane alabiliyorsunuz şu anda. İşte insanların o parayı büyütme kavramı yok. Ve gerek görmüyorlar çünkü bilmiyorlar. Ümitleri yokmuş. Bunu için içine girince öğrendim. İşte Einstein'ın söylediği gibi aslında bileşik getiri dünyanın en büyük mucizesidir. Ama insanların çoğu bilmez. Birazdan bunları da rakamsal olarak anlatacağım. Dolayısıyla bunları anlatırken benim burada anlatacağım şeyler sizi zengin etmeyecek. Tekrar söylüyorum. Ama bir gün geldiğinde Allah'ın size zengin olma fırsatı verdiğinde ki gelecek 2-3 kez herkesin hayatında bence buna inanıyorum. Harekete geçecek fırsatınız olacak. Bu ne demek? Köşede benim bir sistemimle belki 1 milyonunuz olacak, 1,5 milyonunuz olacak. Ve bundan bir şey olmaz diyeceksiniz ama hadi Mert abi dedik diye yaptık diyeceksiniz. Sonra bir gün gelecek, bir fırsat gelecek, bir holding kurulurken, bir hisse senedi şirketi kurulurken, bir melek yatırımcı fırsatları çıkıyor. Onlar olurken veya bir kripto olurken ya diyeceksin ya Mert ya da bir arsa geliyor bende olduğu gibi ya diyeceksiniz ki ya Mert abi dediğin gibi ya burayı alalım ve sonra da hayatınız değişecek ama ilk önce o bazı yapmanız lazım. Yani temeliniz olması lazım. Bakın sıfırı binle çarparsanız da sıfır. İstediğiniz kadar zeki olun. Sistem zaten bunu istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bunu yapıyorlar şu anda. Küresel sistem. Bireylere de bunu yapıyorlar. Siz borçluysanız hareket edemezsiniz. Maalesef borç alan emir alır. 2002 yılında yazılmış bir kitap. Bakın Türkiye'yi anlatmıyor. Aman yanlış anlaşılmasın. Başımıza iş gelmesin. Huzurumuz kaçmasın. 2002 yılında. Türkiye ile alakası yok. Tekrar söylüyorum. Adam diyor ki bir ekonomik tetikçinin anıları mutlaka ve mutlaka okuyun. Bu adam kendisi ekonomik tetikçi. 1980'den beri bu kitabı yazmak istiyor. Tehdit alıyor. Yazamıyor. En sonunda 2002'de yazıyor. Hayat hikayesini diyor ki biz diyor devletlere borç veririz diyor. O borçlarla diyor istediğimiz yolları yaptırırız diyor. Tren yolu yaptırmayız diyor. Ama bir şart koyarız diyor. Bizim arabalarımızı satacaksın, bizim benzinimizi alacaksın. Çok borçlandırırız onları diyor. Sonra diyor doğal kaynağı olanların doğal kaynaklarına çökeriz diyor. Doğal kaynakları olmayanların da diyor işte Birleşmiş Milletler vesaire gibi kurumlarda diyor istediğimize oy vermesini sağlarız diyor. Bakın küresel dünya böyle. Biz de o küresel dünyanın parçalarından biriyiz insanlar olarak da. Birey olarak uyanırsak biraz daha güçlü oluruz. Bunu hepimiz görüp uyansın istiyorum ve borçlu değil, malı olan, parası olan bir toplum hayal ediyorum. Bugün 80 milyon ülkenin herkesin cebinde bir 30-40 bin dolar, 50 bin dolar olsa, milyar dolar, trilyon dolarlık bir ekonomimiz olsa, bunlar da Amerikan devlet bankalarında Amerika'ya borç versek, bugün Amerika iyi dediğimizde titrer. Bugün dünyadaki bir sürü zulmü susturabiliriz. Yanlış mı? Bugün dünyada zulümler oluyor, biz sadece bakıyoruz. Çok üzülüyoruz, kar oluyoruz değil mi? Ama hareket edemiyoruz. Niye? Borçlu bir ülkesin. Borçlu bireylersin. Dolayısıyla bu bir sistem. Bunu bireylere en azından yapmak için uğraşmaya çalışıyorum. Evet. Küçük işler büyük özgürlükler diyorum. Niye? Çünkü küçük şeylerle bir şey olabileceğini anlamamız lazım. Bakın şurada iki tane insan var. Biri sağdaki, hatta şuradan açılıyorsa şöyle göstermeye çalışacağım. Şunu bir bakabilirsen. İki tane insan var. Biri sağdaki, biri soldaki. Bu arada biraz sıcak olduğu için ceketimi çıkaracağım ama o zaman da mikrofon şey olacak. Şunu şöyle bir takma şansınız var mı? Çok affedersiniz. Tamam. Mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Şimdi şurada baktığınızda bakın. İki tane insan var. Bir burada var, bir burada var. Türkiye'nin %99'u neredeyse bu adam olma peşinde. Borsada da böyle, kriptoda da böyle. Arsa işinde de böyle, ticarette de böyle, sanayide de böyle. Ama aslında bütün başarılı olan insanlar böyle ilerlemişler. Yani ne yapmış?
İlk önce 500 metrekare atölyede başlamış. Sonra 2 dönüm yapmış. 2000 metrekare. Sonra 10. sonra 40. şimdi sanayici başarılı olmuş. Ama biz istiyoruz ki o adamın son halini görüyoruz. Hemen olsun. Bugün olsun. Yarın olsun. Dolayısıyla hızlı hareket etmek istiyoruz. Kolay para peşinde koşuyoruz. Acele ediyoruz ve sıfır, elde sıfır oluyoruz. Dolayısıyla daima adım adım gitmek lazım. Bakın sakız şirketleri dediğimiz şey sakız ya. Hiçbir şey değil mi? Küçümsüyoruz her gün. Öyle bir para kazanıyor ki. Dünyanın en büyük şirketlerden biri gitti. Global şirket gitti. O sakız şirketini aldı. Niye? O sakız dediğiniz o paradan servet kazanılabiliyor aslında. Yine Hindistan'da mesela en büyük parayı kazananlardan biri çok küçük işletmelere, çok küçük şirketlere kredi veren bir banka. Büyüklerle uğraşmıyor. Tüm bunları gördüm. Kendi hayatımda da buna benzer bir şey tatbik etmeye başladım. İşte 2016'ya kadar ben kurumsal şirketlerde çalışırken hep küçük paraları asla küçümsemedim. Her gelen küçük parayı mutlaka yatırıma döndürdüm. Maaşımın belli oranıyla. Bunun ideali şudur. 20 ile 30 yaş arasında %20'dir. 30 ile 40 yaş arasında %10'dur. 40 ile 50 yaş arası %5'tir. Neden? Çünkü 20 ile 30 yaş arasında çocuğunuz yoktur, çoluğunuz yoktur. İşte kredileriniz vesaire daha azdır. Sonra hayatın gayeleri başlar. Kolay değildir biriktirmek. Ve o yaşlarda biriktirdiğiniz paranın ileride göreceksiniz katlaması daha kolay oluyor. Yani 20 yaşında biriktirdiğiniz 1000 dolar doğru yere yatırırsanız 45 yaşında size 50 bin dolar olabilir. Ama 50 yaşında köşeye 1000 dolar koyarsan 55'te bir şey olmuyor. Çünkü zaman azalıyor. Para zamanla büyüyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben çok küçük yaştan itibaren böyle küçük adımlar atmaya başladım. 14 yaşında ilk hisse senedimi aldım mesela. Sonra o büyüdü. Çok küçümsenecek bir paraydı. Yani gerçekten ayakkabı parasıydı. Ayakkabı parasıyla battım, çıktım, hatalar yaptım. İlk önce batmak da çok önemli. Yanlış hatalar yapmak da önemli. Marbank diye bir hisse senedi aldım. Çoğunuzun haberi yoktur öyle bir banka olduğundan. Ben 14 yaşında onu aldım. Sonra banka battı. Nasıl batılacağını öğrendim. Sonra çok yakın bir arkadaşım, Türkiye'nin sayılı spekülatörlerinden biri. Bana tüyo verdi dayısı. Gittik bir X bir şirket aldık. Bandırmalı bir şirketti, büyük de bir şirket. Sonra o şirket acayip çöktü. Sonra tüyo verince nasıl para kaybedileceğini anladım. Tüyolara inanmamaya başladım. Çünkü aslında en yakın arkadaşın dayısı bile yeri geldiğinde size yanlış bilgi verip sizi zarar ettirebiliyormuş. Küçük yaşta yapılan hatalar çok önemli. Bu arada mutlaka yaşı genç olanlara veya büyük olup da çocukları, torunları olanlara lütfen naçizane şunu tavsiye ediyorum. Çocuklarınızı küçük yaşta küçük paralarla kendilerini riske edip bir şeyler hata yapmalarına izin verin. Türkiye'de babaların, orta sınıfın babalarının yaptığı en büyük hata. Bizim babalarda da vardı o. İcat çıkarma, sakın ha yapma, batarsın bitersin. Sen batarsın bitersin dersen çocuğuna, çocuğun 45 yaşına kadar hiçbir şey yapamıyor. 45 yaşında biri bir telefon açıyor. Abi şurada şu hisse senedi var, şu topluyor diyor. Ya da şu kripto var diyor. Elon Musk diyor ki uçacak diyor. Siz de hayatınızda bir kez gelmiş o evi satıp oraya yatırıyorsunuz ve bütün paranızı kaybediyorsunuz. Bir daha dönüşü olmuyor. Niye? Çünkü 15 yaşından 45 yaşına kadar steril yaşamışsınız, yapmamışsınız. Ama 15 yaşında babanın kontrolünde, annenin kontrolünde o hisse senedini alıp o 5 bin liranızı, 10 bin liranızı batırırsanız benim gibi. Sonra 45 yaşında beni aradı mesela bir tane arkadaşım Ankara'dan. Şu bakanın yanındayım diyor. Buyur abi diyorum. Ya diyor şu hisse senedi var diyor. Şuraya gidecekmiş toplayalım diyor, alalım diyor. Bir bakıyorum o kağıda. Kağıt 2 liradan 100 liraya gitmiş. Sonra arıyorum diyorum ki abi ya teşekkür ederim ya. Senin bu anlattığını ben 14 yaşında yaşamıştım. Nasıl kazıklandığımı biliyorum. Ona da bir kötü tabiri vardır. Çok özür dilerim başkanlarımdan. Keriz silkeleme. Siz keriz silkeleme yapıyorsunuz. Benim de çevrem var. Etrafa yayacağım. Ne bakanın haberi var? Bakan nereden bilsin? Böyle bir şey yapacak değil tabii ki. Koskoca bakan ama böyle de güzel hikayeler sunuyorlar. Ya bakandan duyarlar ya bir sanayiciden duyarlar ya bir futbolcudan duyarlar. Hani çok abartırsan Elon Musk'tan duyduk. Dün bizdeydi falan derler. İnsanlara yalan lazım çünkü. Yalan çok seviyoruz. Hayal seviyoruz. Kandırılmaya çok uygun bir toplumuz. Ama o yaşta bunu yaşarsanız bir daha 40 yaşında aynı hata yapmıyorsunuz. Dolayısıyla çocuklarınıza mutlaka sizin kontrolünüzde küçük hatalar yapmalarına ve tecrübe etmelerine çok önem veriyorum. Ben onları da yaşadıktan sonra işte o küçük paralarla bir şey olabileceğini gördüm. 17 yaşında ilk gayrimenkulümü aldım. Dağın başı dedikleri bir yerde, çok gülünen bir yerde bir arsa aldık. Herkes güldü. Sonra o çok arttı. Sonra Halkalı diye bir yer vardı. Çöplük denen bir yerdi. Herkes yine dalga geçiyordu. O zaman 1+1 diye Türkiye'de hiçbir şey yoktu. İlk 1+1'i Türkiye'de alanlardan birim benim. Küçük çocuğum, babamla giderdik metrekare sayardık ve kendi kazandığım parayla aldım bunu. Böyle bu diyorum bu kadar yerden bu kadar para çıkar mı, satılır mı falan. Babam diyor burası satılmaz, kimse oturmaz. Sonra 1+1'lerin ne kadar oturulabilir olduğunu gördük. Meğerse 1+1 diye bir gerçek varmış. Sonra 2008'de yine Türkiye'de yoktu. İstanbul'da ilk çıktı 1+0'lar.
22 metrekare falan daireler çıktı. 39.999 liraya. Yine gittim aldım. Bu sefer dedim 1+0'lar da tutar bir gün burada dedim. Şimdi İstanbul'da çok tutuyor. Bursa'da belki çok tutmayabilir ama İstanbul'da öğrencilerden dolayı acayip. Sonra onlar çok değerlendi. Dolayısıyla buradaki ana fikir nedir arkadaşlar? Ben yaptım diye anlatmıyorum. Bizde sürekli bir icat çıkarma, iki her şeyin mükemmel olmasını bekle, paran tam olduğunda yap. Hiç kimse bu noktaya parası tam olarak gelmemiş. Yavaş yavaş gelmiş. Sanayicilerimiz de zamanla o bodrum katlarda yükselerek geldiler. Tahtakale'deki bodrum kattan belki üst katlara çıkarak noktaya geldiler. Biz de kendi paramızla küçük küçük bir şeyler yaparak ilerlemeyi destur edinmeliyiz. En üzüldüğüm orta sınıf hikayesi şu mesela. Yazlık almak istiyor. Urla'da yazlık alacağım diyor ve 100 yıldır bekliyor. 100 yıl daha beklesen alamayacaksın. Bırak artık onu. Geçti bitti unut. İşte Bademli var sizde diyelim. Bademli de ev alma. Geçti bitti unut. Çekirge geçti bitti unut. Yeni çekirge neresi olacak? Şurası olmayabilir ama en azından orayı al kardeşim. Al bir başla. Paran ona yetiyor çünkü. Ama orada şöyle ama böyle. Öyle böyle dersek hiçbir şey olmaz. Ama bu rich mindset dediğimiz insanlar diyor ki benim param buna yetiyor. Küçük küçük buradan başlayacağım kardeşim diyor. Yanlış mı başkanım? Hep küçük küçük adım adım. Azı şey yapmayan, beğenmeyen büyüğü bulamaz. Kanaat etmeyen. Sonra işte o 2015-2016 yılında ben dedim ki kendime göre bir şeyim oldu. Ben artık bırakıyorum kurumsal hayatı. İşte finansal özgürlük böyle bir şey. Zenginlik değil, tekrar söylüyorum. Yani Ferrari'ye binmiyorum. Mercedes'e de binmiyorum, sıfır. Eski model 2007-2008 bir arabam var, hatta 2006. Ama istediğim saatte çalışırım, istediğim saatte çalışmam noktasına geldim. Patronlar için belki biraz kötü örnek olacak. Herkes de böyle olursa çalışan bulamayız ama. İşte buradaki de en azından şey varsa iyi olur yani. Ondan sonra bu nokta önemli bir noktaydı. Sonra bakayım ne yapayım falan dedim. İşte insanlar bu sefer zamanında benimle dalga geçenler. Bu arada dalga geçenler çok oldu. Kendi çevremden. Kendi aile çevremden dahil. Ya işte bir daha mı geleceksin dünyaya? Ya ne gerek var bunlara? Ya ne boş işlerle uğraşıyorsun? Öyle böyle falan. O diyenler sonra şimdi beni aramaya başladılar kurumsal hayatı bırakınca. Ya işte bize de bir yardımcı olsana. Biz ne alalım? Hangi şirket alalım? Nerede toprak alalım? Vesaire vesaire. Dolayısıyla birinci mantık şu. Küçük paraları kesinlikle küçümsemeyeceksiniz. Benim bir şeyim var. Küçük paraları küçümseyen küçük kafalardan olmayın. Her şey küçükte başlar. Sonra bu işlere girince de bu sefer şeye baktım. Etrafımda her yerde, özellikle İstanbul'da, burada da vardır mutlaka, her yerde karttaşı yazıyor. Lüks konut uzmanı. Yok işte lüks bilmem ne uzmanı. Yok private müşteri uzmanı. Her yerde zenginle iş yapan adam dolu. Bir tane zengin var. Başkanımın peşinde 5000 kişi var. Ona 50 milyonluk arsa satacak. Ben de enayi gibi öyle başladım. Kafamda öyle çünkü. Biz de hata yapıyoruz tabii, bakın. Her şey hatalarla oluyor. Hayatta hata yaparak başlamak çok önemli. İlk bir yıl Yeniköy'de, Boğaz'da böyle zenginlere yalı satacağım diye hayal kurdum. Of dedim, bir tane yalı satarım. Zaten çok da çalışmayı sevmiyorum. Kendimce de param var işte. Yatarım ondan sonra. Bir yıl bugünün parasıyla, o günün parası 2000 lira. Bugünün parasıyla da işte 12 bin lira falan. Asgari ücreti %60'ı. Anca bir para kazanabildim. Yani karnımı doyuramıyorum. Çünkü niye? Yalı almak isteyen bir kişi var orada. Satmak isteyen 5000 tane lüks konut uzmanı var. Herkes aynı kişinin peşinde. Bir de sonra ne oluyor? O seviyedeki insanların tabii çok acayip güzel ilişkileri var. Adama sen tam her şeyi anlaşıyorsun. Arıyor, Mert'cim ya teşekkür ederim ya. Tamam, senin dediğin yeri çok beğendim. Zaten ama o bizim kulüpten, locadan yanımda oturuyormuş onun sahibi. Biz onunla anlaştık diyor. Normalde 1 milyon vereceği komisyonu sana bir 5000 lira yollayayım işte diyor. Yer içerisinde bir şeyler yaparsın. Bunları tecrübe edince dedim ki ya dedim niye İstanbul'da veya Türkiye'de kimse, çok komik bir tabirle, küçük işlerin adamıyım demiyor dedim. Ben küçük işlerin adamı olmak istiyorum dedim. Hem o bereket hoşuma gidiyor, hem o sirkülasyon hoşuma gidiyor. Yani bir tane yalıyı satıp da 5 yıl bekleyeceğim ya da bir tane fabrika arazi satıp da 5 yıl inleyeceğim dedim. Dedim ben 6 ayda bir, 3 ayda bir, bazen 1 haftada bir küçük küçük bir şeyler yaparım. Daha keyif alırım dedim. Sonra o işi başladım. Ama yine söylüyorum, o Hindistan'da olsun, diğer şirketlerde olsun, bakıyorum o küçükteki bereket gerçekten çok fazla. Yani dünyada da küçüklerin yaptığı ciro, yani şu an LCY2, Koton falan da bakınca, küçük ucuz marka yaparak yaptılar. Evet, ama sirkülasyonu çok, H&M değil mi? Tekstilde aklıma bunlar geliyor yani. Öbürü bir tane çünkü Louis Vuitton olmak çok zor. Mert Başaran Louis Vuitton olamaz. Bir sürü Louis Vuitton var piyasada ama bir şekilde bir H&M olurum dedim ya bir bu işin. Ya da LCY2'si olurum dedim. Nitekim sahiden baktım, o küçük işlerde hem bereket olmaya başladı, hem mutluluk olmaya başladı. Dolayısıyla birincisi küçük paraları küçümsemeyin, ikincisi de ticaret yaparsanız yarın bir gün veya yapıyorsanız da illa büyük yapacağım, büyük bulacağım diye düşünmeyin. Bunu arsa alırken de aynı şekilde geçerli bu, ev alırken de aynı şey geçerli. Tekstil işi yapıyorsanız da küçük küçük başlayarak damlaya damlaya göl olup ilerlemeniz çok daha faydalı. Çünkü orada rakip az, tenezzül etmiyor insanlar.
Ya bugün 200 binlik müşteriye küçümseyerek söylemiyorum. Çoğu insan burun kıvırıyor. Ben 200 binlik müşteriye de başımın tacıdır diyorum. Vaktim varsa geliyorum. Çünkü onun hem kazandığında sana ettiği dua hem saygı çok daha farklı. İşte 50 milyon dolarlık adamın da yani ne yaptın ki sen Mert'cim diyor. Yani zaten diyor ben bunu Amerika'da diyor iki tane danışmanımdan zaten öğreniyordum diyor. Yani, ne yaptın? Haklı. Ondan 1000 tane Mert Başaran var. Hani küçük noktada büyük adam olmak çok daha faydalı olabiliyor. Büyük adamların zaten bir sürü Mert Başaran'ı var. Dolayısıyla da adam Harvard mezunu adamla da görüşüyor. Bizle de görüşüyor bir yere kadar. Dolayısıyla lütfen ve lütfen kendinizi iş yaparken iyi segmente edin. Ve lütfen ve lütfen şu sağdaki adam Türkiye'deki en büyük sorun sağdaki adam olacağım diye beklemeyin. Yani bu ortada da öyle. Her gün, her ay ya da her ay da değil ya yılda dolar bazı %15-20 kazanmak çok basittir doğru yatırım yaparsanız. Ve bunu istikrarlı olarak yaparsanız birazdan göstereceğim. Çok basit paralara 2 milyon dolar yapabiliyorsunuz. Çok basit paraları ya. Ama 15 yıl sürüyor. Şimdi çoğu insan diyor ki yavaş yaştan sonra gelecek parayı ben ne yapayım? Acelemiz var yarın sabah yapalım. Bakın yanlış. Mühim olan o yaşta o para lazım. Benim öz kardeşim. Bakın öz kardeşim. O yüzden her şeyi benim anlattığım her şeyi damdan düşen olarak anlatıyorum. Biz bizzat yaşadık. Babam varlıktan yokluğa gitti. Nasıl yok olduğunu gördüm. Öz kardeşim aynı. 20 yaşından beri yalvarıyorum. Şurada bir yer alıyoruz. Al beraber alalım. Tutalım. Yok. Kim bekleyecek 5 yıl? 7 yıl kim? Şu hisseyi alalım. Bak tutalım. Alıyoruz. 6 ay, 3 ay, 2 ay tak satıyor. Emre diyorum bir 5 yıl sonra bak paran olur. Ya diyor 27 yaşında gelecek parayı ne yapayım oğlum ben diyor. Ben 20 yaşındayım gencim diyor. Sonra 27'de yap diyorum 35'teki parayı ben ne yapacağım diyor. Şu an 42 yaşında. Şimdi yapalım artık Emre'cim diyorum. Ya diyor 50'den sonra gelecek parayı ne yapayım. Bakın 50 yaşında da aynı şeyi söyleyeceğim. O zaman diyecek 60'tan sonra geleyim parayı. Hep aynı. Hep gidiyor. Hayat gidiyor ama var mı sıfır şu anda? Yok hiçbir şey yok. Ama o gün başlasaydı bugün bir sürü şey olmuştu. Ve bugün kendi çalışanlarımdan da var. Ondan sonra herkese aynı düsturu yaptım ben kendi şirketimdekilere. Zorla döve döve hani amiyane tabiri bir şey aldırıyorum. Bir tane çalışanımız vardı geçenki programda ortam aynı zamanda. Ya gerçek hikayedir bu yani efsane falan değil. Ya parfüm alacak doğum günde. Ne istiyorsun ne parfüm? Sana parfüm almasam dedim. X bir hissenin hissesini alacağım dedim. Ya batar mı bilmem ne. Ya batarsa batsın o parfüm 3 ay sonra çöp değil mi? Çöp dedi. Bırak dedim ya. Gerçekten de onun o aldığımız parfüm parası çok arttır. O da rastlantı oldu. Allah nasip etti. 45 bin lira oldu parfüm. Şimdi üzerine diyor ki bir 50 daha koysak bu sene diyor ne alsak demeye başladı. Bakın küçük 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 bir şey olduğunu görünce insanın bir motivasyonu artıyor. Seneye belki 200 bin olacak. Seneye. Ya başka bir çalışanımız var bugün işte buralarda bir yerde arkalarda evet orada. Mesela onun küçük bir parası geldiği zamanında İstanbul'un böyle acayip kötü bir yerinde 80-85 bin liraya bir daire. O zaman da parası az bir parası vardı. Zorla bunu alacaksın. Etraftan diyorlar işte ya dolandırıcı mı bu adam ya burası böyle çöp bilmem ne falan filan. Ya paramız bu kadar arkadaşım. Ya bunu al. Çöp olsa da değerlenecek. Nitekim o çöp dedikleri yer 1,5 milyon oldu bugün. İşte dönüşüm için insanlar gelmeye başladı. Belki yarın 6-7 milyonluk daire olacak. Önemli olan, bakın çok güzel bir hikaye var. Hikaye tabii bu. Bir gün ölüyor biri. Allah diyor ki, çocuk diyor ki Allah haşa. Ya Allah'ım ben zengin olmak istedim. Hiç niye bana bu şansı vermedin? Ben sana çok verdim ve çok istedim senin zengin olmanı. Niye olamadım diyor. Hayatında hiç piyango bileti aldın mı diyor. Yok. Alsaydın ne olacaktın? Şimdi Orta Doğu'da çok güzel bir söz var Orta Doğu'yla ilgili. Emin Maruf söylüyor. Orta Doğu'da herkes ağlar, kimse aksiyon almaz. Bizim toplumumuzda gerçekten çok ağlıyoruz, çok üzülüyoruz. Tamam doğru, siyasete kızıyoruz, ona kızıyoruz, babamıza kızıyoruz, annemize kızıyoruz. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıfır. Ya Bursa'da bir fabrikadaydım. Türkiye'nin en büyük fabrikalarından biri, ismi lazım değil. Ya, o gün gittim şirkete, herkes böyle daha da büyük bir kalabalık. Böyle. Herkes ekonomiden dert yanıyor, üzülüyor falan. Tamam, ya bıraksam 8 saat ağlama duvarı gibi ağlayacağız. Ülkeden başlayacağız, siyasetten gireceğiz falan. Arkadaşlarım tamam bunların hepsinde haklısınız da bir şey soracağım. Kaçınızın doları var dedim. El kaldırdı herkes. O büyük şirkette ismini yine vermeyeyim. O büyük şirketin hissesi kaç kişide var dedim. Bir kişide. Bakın dedim işte. En basit buradan bile başlamanız lazım. Ya o şirketin hissesi son 20 yılda 500 kat artmış. 500. Ve bir kişi almış sadece. Diğerleri tutmamış bile. Kendi çalıştığı şirket ya. Kendi çalıştığı şirketi almamışsın. Gitmişsin dolar almış. Dolar kaç kat artmış? Son 20 yılda 20 kat. 500 nerede, 20 nerede? Şimdi fakirliğimizin sebebinin evet bir kısmının siyaset, bir kısmının ekonomi, bir kısmının hayat, ailemiz falan olduğuna inanıyoruz ama bir kısmı da gerçekten burada arkadaşlar. Bir şeyler de değiştirebiliriz. Ben değiştiremeyeceğimiz şeyleri değiştiremeyeceğimi 14 yaşında anladım. Öz babamı değiştiremedim arkadaşlar. Öz babam kocaman varlığı, müthiş güzel tırnak içinde yaşayarak biraz saf ve iyi niyetli bir insandı. Oraya onu götürdü Fransa'ya, öbürüne onu götürdü. Sıfır. Biz en sonunda oturacağımız evi banka elimizden alıyordu yani. Öyle bir hayat gördüm ben.
Dolayısıyla şu bir gerçek ki para, öyle çok para falan diye bir şey yok. Çok para da eğer ayaklarını yorganına göre uzatmazsan kapitalist sistem senden çok güzel alıyor. Müthiş alıyor. Şu an kimler var kimler telefonumda? Bir zamanın en büyük playboyları, bir zamanın en büyük sanatçıları, en büyük futbolcuları falan. Kimi 5 bin lira istiyor, yolluyoruz, zaten geri alıyoruz, bazen geri alamıyoruz. 5 bin lira. Kimi 10 bin lira. Kimi yerini 3 kuruşa satıyor. Onlar da bir zamanlar benim babam gibiydi. Dolayısıyla gidiyor para arkadaşlar. Bugün sonsuz parayı bile sistem sizden alır. Eğer doğru hareket etmezseniz. Buna inanmayanlar olabilir. VP Bey'in, VP Koç'un kitabına baksınlar. VP Koç kitabından çocuklarına anlatıyor. 1940'ın en zenginlerine bak diyor. Bugün hiçbiri yok arkadaşlar diyor. Çocuklarına söylüyor, çalışanlarına söylüyor. Aynı şekilde 2000'in top 10 listesine bakın. Çoğu yer değiştirdi, bazıları liste dışında kaldı. Emin olun 2024 en zenginleri de 2044'te göremeyeceksiniz çoğunu. Servet devamlı el değiştirir. Birinci jenerasyon kurar. Eğitimsizdir genelde. Ama alaylıdır ve sokakta çarpışa çarpışa öğrenir. İkinci jenerasyon daha eğitimlidir. Ama o biraz şanslıdır. Babası zorla morla onu işe götürür. Sabahtan işe gider, hafta sonları ama tatile gider ama en azından işi görür. Hem eğitimle beraber o ikinci jenerasyon işi devam ettirir. Bir tık level atlatır veya aynı kalır. Üçüncü jenerasyon dedeyi genelde görmez veya hayal meyal hatırlar. Çok iyi okullarda okur. Steril hayatlarda. İşte İstanbul'dan bahsedersem Etiler, Nişantaşı, Bebektaşı'na çıkmaz. Anadolu'yu bilmez, sahayı bilmez. Hamallık bilmez, hademelik bilmez. Dünyayı bambaşka zanneder. Giderleri çok yüksektir. Çok güzel yaşar. Yavaş yavaş şirketi batırır. Dördüncü jenerasyona zaten Türkiye'de kalan, dünyada kalan şirket %2'dir. %98'i, istatistik bu, batıyor üçüncü jenerasyonda. Baba, dede kuruyor, baba torun tamamen. Bununla ilgili çok hikaye anlatırım da girmeyeyim. Konu bu kadar basit aslında. Bizim yavaş yavaş bunları uygulamamız lazım ve küçük paraları, küçük işleri küçümsememiz lazım. Damlaya damlaya göre oluyor ve maya diyorum ben. Parayı mayalamanız lazım. Az bir paranız var. Bunu mayalayacaksınız. Enflasyon olan ülkelerde en büyük hata nakitte durmaktır. Nakit bu dolar da olsa, euro da olsa, TL de olsa. Çünkü daima enflasyonu bir koşu bandı gibi düşünün. Ya da yürüyen merdiven gibi düşünün. Siz o yürüyen merdiven tersten geliyor. Siz deli gibi koşuyorsunuz. Tel içinde kalıyorsunuz. Mert Bey her ay 10 bin lira biriktirdim, köşeye koydum. Yemedim. Tuvalete gitmedim icabındayım. Bekledim yani eve gidene kadar. Gitmesin diye para tel içinde kaldım. Biriktirdiğim para ne kadar? 700. Ama enflasyon senden daha hızlı koştuğu için sen bir bakıyorsun o kadar terlemişsin. Orada başlamışsın yine geriye gidiyorsun. Dolayısıyla enflasyonist olan ülkelerde kesinlikle armudun sapı üzümün çöpü demeyeceksiniz. Bir varlığı alacaksınız. Benim o Bodrum kat hikayesi gibi, işte Halkalı hikayesi gibi alacaksınız. Onu bitireceksiniz borcunu. Sonra parayı biriktirip bir üst kata çıkacaksınız. Sonra bir üst kata. Bunu yapmadan bir şey sahibi olma şansımız yok. Fakat bize tam tersi küçümseniyor. Özellikle yine diyorum orta sınıfta. Aa, orası mı alınır, ay burası mı alınır? Biz bugüne kadar en çok faydayı böyle denen yerlerde gördük. Evet, diğeri de şu. Yatırım araçlarında herkes böyle olacağını zanneder. Dünyada böyle bir yatırım aracı olsaydı dünyada fakir kalmazdı arkadaşlar. Yani bugün Türkiye'nin en büyük holdingi Koç Holding'in Ford Otosan hissesini alın. Tamam. Bu şirketin son 20 yıldaki artışı dolar bazı işte 100 kat diyelim. Korkunç artmış veya Ege Endüstri vardır. Acayip bir şirkettir o mesela. 4000 kat arttı arkadaşlar. Dolar bazı 200 kat mı oluyor? Evet hesaplayamıyorum. 200 kat o kadar çok arttı. Dolar bazı. 1000 doların, 10 bin doların sayamıyorum. 200 bin mi? 2 milyon olmuş. Ama böyle gitmiyor arkadaşlar. Böyle gitmiyor. Nasıl gidiyor biliyor musunuz? Siz alıyorsunuz. Aşağıdaki gibi. Ya Mert abi aldım. Gitmiyor. Düşüyor. Zarar ediyorum. Bunalımdayım. Küsüyorum. Sıkılıyorum. Nefret ediyorum. Satıyorum. Sattım. Fırladı. Aa, ya ben neden şans var? Aranızda bunu diyen var mı? Ya Mert abi bekledim bekledim sattım fırladı. Var mı? 1, 2, 3 bak sayamıyorum başladı. Hep de sizi buluyor değil mi yani? Hani yukarıdan sanki sizi takip ediyorlar. CIA bizi takip ediyor. Etmiyor arkadaşlar. Kimse bizi takip etmiyor. Çünkü biz gidiyoruz bu bekleme sürelerinde dayanamıyoruz. Sistem zaten bu yüzden bu kadar kolay değil. Yoksa çok kolay. Yoksa diyorum ya istatistik olarak Amerikan borsası her yıl dolar bazı %15 artmış. Hiçbir şey yapmasan da. Ama işte arada inişler çıkışlar olduğu için bizi genelde tepeden aldırıyorlar. Tepeden de aşağı gidince siz sıkılıyorsunuz. Bunalıyorsunuz. Yani Sasa'yı 160'tan alıyorsunuz. Ne zaman alıyorsunuz? Türkiye'de herkes bütün gazetede haberler... Ya bir de ona dikkat edin. Pardon. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gazete haberleri, Twitter haberleri,
%99, %1'ini günah diye şey yapmıyorum ama %99'u manipülatif haberdir. Nasıl? Her şey iyiken, yani küçük düşükken kimse anlatmaz size. Yani Bitcoin 500 iken hiçbir yerde Bitcoin'in konuşmayacaklar. Ya da Sasa 1000 lirayken kimse Sasa demez. Ya da dolar düşükken, ya da ev fiyatları düşükken, ya da Türkiye CDS'leri düşükken kimse bunlar buraları güzel demez. Herkes felaket konuşur. Kimse sizi aldırmaz. Ne zaman ki her şey tepeye gelir, tepedeyken konuşulmaya başlar. Hatta çok büyük bir yatırımcı şunu demişti. Mümkün olduğu kadar ekonomi kanalları seyretmeyin. Çünkü ekonomi kanalları seyrederseniz kuvvetle muhtemel çok para kaybedersiniz. Çünkü o kadar kötü haberler pompalıyorlar ki o gün geldiğinde satıyorsunuz. Bazen de o kadar iyi haberler pompalıyorken alıyorsunuz. Peki o haberleri neye göre veriyorlar? Dünyada kaç tane büyük kanal var ve kaçı kimlerin elinde? Bir bakarsanız araştır, anlarsınız. 7 tane aile var. 7'si de zaten aynı noktadan geliyor. Aynı etnisiteye diyelim, aynı dini inanç diyelim. Çok da girmeyeyim. Yani sen gidiyorsun, şişmişi sana pompalıyorlar. Sen de alıyorsun. Sonra da ben niye zarar ettim? Dolayısıyla aynı şekilde Twitter, sosyal medyada da öyle. Bana da geliyor. Bana da diyorlar ki mesela şu hisse Mert biraz anlatsan da paylaşsan da insanlar alsa. Bir de iyi para vereceğim diyorlar. Bakıyorum çok iyi para. Ama bir bakıyorum şirket 2 liradan 30 liraya çıkmış. Ben bunu pazarlarsam bu insanlar alırsa batarlar. Ama amaç bu zaten. Dolayısıyla bir şey çok pazarlanıyorsa korkun arkadaşlar. Anlatabildim mi yani? Bir yerde X şirket, her yerde o X şirket konuşuluyorsa kaçacaksınız. Kimse konuşuyorsa, konuşmuyorsa da korkmadan alacaksınız. Bu kadar basit. Ama insanlar o konuşulan dönemde aldığı için Sasa 160 iken mesela yumurtalıkta boru hattı kurulacak, ne kadar büyük şirket olacak o anlatılıyordu. Sonra şimdi niye kimse onu anlatmıyor? Şirket yarı fiyatına düştü. Hadi anlatın şimdi. Ne oldu? O insanlara o haberleri duyup aldı. Yanlış mı? Görüyorsunuz değil mi? Ya da Elon Musk denen büyük bir şey var. Şarlatan. Adam Dogecoin diye bir coin var. Coin'i uçurdular. Dünya tarihin en büyük manipülasyonundan biridir o bence. Ama kanunen daha regülasyon olmadığı için adam yaptı parayı. Kim yanına da kar kaldı. Gitti Twitter'ı aldı bizim paralarımızla. Bizim vatandaşın parasıyla. Ondan sonra dedi ki Dogecoin dedi. Tesla'nın dedi. Camlarını dedi. Dogecoin'le satacağım dedi. Benim bir tanıdığım gitti evini sattı oraya koydu. Bugün o ev oldu. 8-9 milyon. O şey hisse senedine yatırdığı para, kripto yatırdığı para bugün çok düşük 10-20 bin liraya düştü. Bakın 7-8 milyon çöp. Al sana manipülasyon. Dolayısıyla lütfen ve lütfen o haberlere dönüp gaza gelip hiçbir şey yapmayın. Mümkün olduğu kadar kimse konuşmazken, dururken konut alınır mı? Şimdi almayacaksın, ne zaman alacaksın? Ben al demiyorum kesinlikle. İhtiyacınız varsa diyorum. Ama şimdi çok kötüymüş. Kötüyken almayacaksın, güzelken mi alacaksın canım kardeşim? %20'ye düştüğüne mi alacaksın faizi? Alırsın. O zaman buradan alırsın işte. O zaman da ben yine zarar ettim diyeceksin. O zaman diyeceksin yine biz aldık düştü. Abi sen düşükken almayıp iyiken almak istiyorsun. Arkadaşlar yatırım her şey iyiken yapılmaz. Warren Buffett'ın bir lafı var. Sokaklardan kan akarken alım zamanıdır. Kötü bir söz ama anlaşılsın diye sert bir söz. Savaşlarda vesaire alan kazanır. Ekonomik krizlerde alan kazanır. Öbür türlü zaten herkes görüyor. Yine bir hikaye anlatayım size. 1991. Dedemden kalma babamda Ford Otosan hisseleri var. 100 liraydı o zaman hisse senedi. Hisse yavaş yavaş düşmeye başladı. Irak'a girecek Amerika çünkü. Girecek falan filan. Hisse düşmeye başladı. 100, 90, 80. Para eriyor. 70, 30. Abi 30'a bir geldi. Biz hala bekliyoruz tabii. Sonra bir savaş oldu. Irak'a bir girdi Amerika. Hisse 20'ye düştü. Şimdi hisse 20'ye düştü. Bütün her yer, CNN International dahil, nasıl büyük bir savaş olacağını, nasıl her şeyin kötü olacağını, borsaların nasıl çökeceğini, dünyadaki en büyük çöküşün geldiğini anlattılar. Biz de tabii fakir gariban. Bilmiyoruz ki hayatımızda kriz görmemişiz, savaş görmemişiz. Babam da görmemiş. Borsamız da yeni açılmış, 88'de açılmış anlıyorsam. İlk savaşımızı yaşadık. İlk savaşı yaşadık diye ne yaptık biliyor musunuz? 20'den panik olduk, sattık o gün. Savaşın çıktığı gün. Sonra savaşın ikinci günü, üçüncü günü baktık kağıt 30 oluyor. Allah Allah, savaş devam ediyor. 30 oldu. Dördüncü günü, onuncu günü fiyat 40 oldu. Savaş devam ederken 100 oldu. Savaş bitti 150-200 oldu. Şimdi milyonlarca dolar oldu. Bu bana şu tecrübeyi sağladı. Pandemide beni takip edenler var mıydı aranızda? Evet, varmış. 8.30'dan mesela Türk Hava Yolları yazdım.
Hanımefendi evet diyor. Bak ne güzel. Şahitim var. Yani uydurmuyorum. Bir sürü insan evet dedi. Bu da güzel bir şey yani. O dönemde Türkiye'nin en büyük ekonomistleri dahil şöyle kötü olacak, böyle kötü olacak diyorlardı. Ben orada şunu düşündüm. Çok basit. Tecrübe işte çok önemli. Yani ilk yaşadığınız hata, para size çok şey. Para kaybetmek için bazen gireceksiniz bazı işlere. O size ders veriyor ama küçük para. Ulan dedim. O zaman savaş vardı. Sonra da bir başka krizler de yaşadım. 2009'da da aynı şey başımıza geldi. 2009'da da mesela şu. Lehman Brothers battı. Ben yine o zaman alalım diyorum. İki tane arkadaşım da üniversiteden borsa şirketinde çalışıyor. İşin içindeler. Dünyanın en büyük krizi D şeklinde olacak. Bu belki 29 buhranı gibi olacak dedi. O zaman da onu dediler. Yine tam tersi çıktı. Dolayısıyla ekonomistler genelde yanılır bu arada. Onu unutmayın yani. Ben ekonomi okudum ama ekonomist değilim, o yüzden diyorum. Olmak da istemiyorum. Onlar hiçbir şey bilmez diyorum. Tamam. Onlar bilim adamı çünkü. Onun da nedenini anlatacağım. Niye bilemeyeceklerini. Dolayısıyla orada aynı şey olur dedim ya. Pandemide de bir gün bu pandemi bitmeyecek mi kardeşim dedim. Bitecek. Uçaklar tekrar uçmayacak mı dedim. Ben o zaman Türk Hava Yolları en çok düşen oydu. Bir de Pegasus, bir de işte TAV vardı ama en çok Türk Hava Yolları. Alayım dedim ya. Batmaz dedim. Pegasus da aldım ama Pegasus'tan biraz korktum ya. Şimdi yabancı Türk şirkettir, hadi başına bir şey. Öbürü devletin ya. Devlet batmadı sürece. Düşse ne olur dedim. En kötü uçak biletim bedavaya gelir dedim. Giderim uçaklardan birini alırım dedim. Kendimin olur dedim yani. Abartarak hayal kurdum yani. Ve sahiden sonra pandeminin, bakın pandemide insanlar ölmeye başladı. Bakın ölmeye başladı. Ölmeye başladı, yukarı gitmeye başladı. Çok enteresan. Bakın ölene kadar insanlar, pandemi Türkiye'ye gelene kadar düştü. O ilk bomba patladı gibi düşünün. Pandemiden sonra yukarı gitmeye başladı. Pandemide 40 bin kişi ölürken şirket tekrar tarih zirvesini görmeye başladı. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Borsalarda da, kriptolarda da, diğer varlıklarda, konutta da en kötü fiyatlama diye bir şey vardır. Yani kötü haberler gelir. Siz paniklersiniz. En kötü geldiği gün dibi görürsünüz. Ondan sonra bir daha aynısı, daha kötüsü olmaz. Yine Türkiye'ye geçelim. İşte seçimden önce, geçen seçimden önce borsa 4300 falan, çok kötü olacak bu. Ya seçim bittiği anda bitecek her şey. Öyle veya böyle bitecek. Nitekim bitti, tekrar borsa uçtu gitti tekrardan. Veya işte deprem oldu, borsa çok düştü. Deprem bittikten sonra tekrar toparladı. Darbe oldu, en kötü oluyor, tekrar. Buraya kadar anladınız mı? En kötü haber geldiği gün en fazla bir iki gün daha durur. Ondan sonra kötü haber biter, tekrar normal. Çünkü insan doğası, borsa psikolojidir. İnsan hayatından farkı yok arkadaşlar. Bunu cenaze metaforuyla anlatayım size. Birebir cenaze. Üzücü ama cenaze aklınıza gelsin. Dayım kanser teşhisi kondu. Bizim mutluluğumuz 100'de o güne kadar, bir anda 80'e düştü. Kanser ilerlediğini gördük, 60'a düştü. İşte Allah korusun, ilerledi. Hastaneye yattı, ona düştü. Mutluluk sıfıra indi artık neredeyse. Adam vefat etti, mutluluğumuzun en sıfır olduğu, en kötü günümüzdü. Toprağa gömdük, her şey normale dönmeye başlıyor. İki gün ağlıyorsun, üçüncü gün yanlış mı? Sonsuza kadar ağlanmıyor. Toprağa gömdükten sonra başlıyorsunuz. Hangi hocayı çağıralım, börek mi yapalım, bilmem ne mi verelim, helvayı nasıl yapalım? Üçüncü gün başlıyorsunuz maalesef. Bankalardan haciz mektupları veya işte neyse işte bilmem neler veya kredi kartları veya işte miras kavgaları. Hayata dönmeye başlıyorsunuz. 20. gün, 10. günde de televizyondaki abuk subuk bir diziye gülerek hayata devam ediyorsunuz. İnsanın fıtratı bu. İnsanın fıtratı buysa borsa da aynı şekilde çalışır. En kötü haber geldiğinde konu biter. Aynı şekilde de en iyi haber geldiğinde de biter. Mesela en iyi haberle ilgili örnek vereyim. Yıl 2016, Türkiye ekonomisinin en iyi gözüktüğü yıllar. Notumuz A++ diye geliyor sürekli. O dönemde Türkiye'ye dediler ki yabancı yatırımcı acayip gelecek. Türkiye tarihinin en büyük yatırımını alacak. Borsa uçacak. O tarihte borsa 510 dolardı. O günden sonra bir daha, bak en iyi haber geldiği günden itibaren bir daha asla borsa o noktaya gelmedi. Buradan ne demek istiyorum? En iyi haber geldi mi de o gün son nokta oluyor. Veya başka bir hisse, gübre fabrikaları diye bir hisse var. Altın madeni bu çıkıyor falan filan, haberler çok güzel, kağıt artıyor 40 liradan 100 oluyor, 150 oluyor, 200 oluyor, 300 oluyor, 400 oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız kur deliği kestiği gün maden açılışı yapıyor. En güzel haber arkadaşlar. Herkes diyor ki Tayyip Erdoğan kur deliği kesti, altın madeni geldi, alalım. Almayın kardeşim, bitti, konu bitti artık. Hani cenaze nasıl bitiyorsa burada da iyi haber bitti artık. Nitekim bir daha o kağıt, o rakamı görmedi. En iyi haber geldi ya, altın madeni daha ne olacak yani. Evinde altın madeni çıktı derler ya, işte evinde altın madeni çıktı ya. Bitti. Çünkü en iyi fiyatlanıyor. Ondan sonra düşmeye başlıyor. Dolayısıyla en iyi haber geldiğinde korkun. En kötü haber geldiğinde de cesur olun. Bu kadar basit. Ama insanlar bunu yapmadığı için de durduk. Sonra patladığında alıyoruz. Sonra da düştü. O gübre fabrikalarını burada alan da şimdi niye böyle diyor. Neden bu arkadaşlar? Çok basit. Diğer bir şey Diderot etkisi. Bu Diderot etkisi iktisatta kullanılan bir etkidir. Şimdi yıllar önce bir tane şair var. İsmi Diderot.
Bu çok mutlu mesut bir hayatı var. Benim gibi böyle normal ortalama bir hayatı var. Aynı takım, aynı kıyafet ama mutlu mutlu yiyor. Yaşıyor. Çok da mutlu yaşıyor. Sonra bir gün bir tane Rus kraliçesi diyor ki senin diyor kitapların çok değerli diyor. Ben bunu senden almak istiyorum diyor. Çok da hatır sayılır bir para veriyor. Bu hatır sayılır para verince klasik hepimizin etrafında olanlar başlıyor. Hanım, kardeş, akraba falan. Oh diyor çok güzel para kazandın. Hadi hayatımızı yaşayalım diyor. İşte o devirde de İpek Sabahlık çok değerliymiş. Diyorlar ki sana bir İpek Sabahlık alalım. Adam ya yine gerek var diyor. Ben bu sabahlığımdan memnunum. Olur mu diyor. Alacağız diyor. Peki. İpek Sabahlık alıyor. Sonra diyorlar ki bu İpek Sabahlığı aldın. Başkanım o İpek Sabahlık'la o ayakkabı olmuyor. Ayakkabı da İpek bilmem ne olsun. Terlik bilmem ne olsun diyorlar. Adam tamam diyor. Diyorlar ki o yatak örtüsü nevresim de değişsin. O da bilmem. Onu da alıyor adam. Bununla da bu odaya olmuyor. Bu yatak odasını değiştirelim. Yatak odasını değiştiriyor. Sonra diyorlar ki bu yatak odası bu eve uymuyor. Ev küçük geldi bize. Evi değiştirelim. Çok uzatmayayım. En sonunda adam iktisat ekonomi tarihine geçen şu cümleyi söylüyor. Ben o eski sabahlığımın efendisiydim. O İpek Sabahlığımın kölesi oldum. Değerli arkadaşlar şu an etrafımızda bir sürü insan İpek Sabahlıklarının kölesi. Bugün İpek Sabahlıkları bazen iyi BMW'ler, Mercedes'ler, bazen iyi iPhone'lar, bazen iyi villalar, hiç kullanmayacağımız büyük evler. Değil mi? 5 tane ayakkabı olup 7. ayakkabıyı almaklar. Bitmiyor. Çünkü iktisat teorisi şunu diyor. Bir birim alışveriş yaparken diyor sadece o birimle kalmazsın diyor. O birimle beraber başka yan etkileri olur onun diyor. Yani bugün evi değiştirmekle kalmıyorsun. Evi değiştirdiğinde çocuğun okulunu da değiştiriyorsun büyük ihtimalle. Çocuğun okulunu değiştirdiğin zaman çocuğun okulu başka olduğu için çocuğa belki daha iyi ayakkabı alman gerekiyor. İyi kıyafet alman gerekiyor. Belki o sitede senin o araban uygun kalmıyor. Arabayı değiştirmen gerekiyor. Diyor ki bir birim alışveriş yaptığınızda diyor onun diyor yandan başka etkileri de olabilir. Dolayısıyla Diderot etkisine dikkat edin. İhtiyacınız olmayan saçma sapan şeylere sırf desinler diye konu komşu ne der diye gereksiz harcama yapmayın. Bunu yaparsak işte sonunda o İpek Sabahlığın kölesi olan bir sürü insanlardan biri olabiliriz. Bizim çevremizde çok var. Etrafınızda da mutlaka vardır. Özellikle Anadolu'da çok görüyorum bunu. Ben buna hatta elti ekonomisi diyorum. O elti aldı öbür elti de alacak. Yok öyle bir şey. O alabilir. Bakın Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri açık olduğu için kaynaklardan atıyorum. Alarcon'un sahipleri maalesef ve maalesef çok basit bir şey eşlerini görüştürmezmiş. Eşlerini görüştürmüyorlar arkadaşlar. Çok tavsiye ettiğimiz bir yöntemdir yani. Bazen görüşmeyecek. Çünkü senin aile standartın farklı oluyor. Onunki farklı oluyor. Eşler başka düşünüyor. Çocuklar başka düşünüyor. Bir anda başka bir şeye giriyorsunuz. Onun çocuğu onu yaptı. Onunki de o arabayı aldı. Bir anda ortaklıklar bozuluyor. Çok mantıklı bir şirket anayasasına konulacak kural mesela. Ben bunu mesela çok kendi hayatımda da tatbik ediyorum mesela. Ortaklarımızla falan filan böyle evet bir merhabımız var düğünlere, derneklere ama böyle vıç vıç olmaya gerek yok yani. Aileler ayrı. Bu da bir strateji. Lider etkisinden kaçmanın bir yöntemi. Evet. Burada diğerine geçelim. Şimdi diğer bir şey şu. İnsanlar paranın yavrulaması dediğimiz şey şu. Parayı doğru yere koyarsanız büyür ama doğru yere koymazsanız da çok iyi yaşamak isterseniz de o para yok olabilir. Şimdi bu kitap yazıldığında 2 yıl oldu. Rakamlar enflasyondan dolayı İstanbul'da uçtu. 1'e 5 arttı her şey. Rakamları 5'e katlayarak söyleyeceğim anlayın diye. Şimdi o zaman İstanbul'da yani o zaman değil, bugün İstanbul Kalamış diye bir yer var. Evin fiyatı 25 milyon. Tamam mı? 5'ti 25 oldu. Tamam. Merter'de de bir ev var. Fiyat 4-5 milyon lira. Şimdi size 3 tane aynı parayla nasıl yaşayacağınızı gösteren örnek vereceğim. Ve üçü de gerçekten var çevremizde. Bir tanesi diyor ki benim babadan da atadan bir yerden bir 25 milyonum geldi. Ben bununla diyor Kalamış'ta bir yerde oturacağım. Manzaralı hatta şöyle bilmem nesi var falan filan. Şöminesi var. Çok güzel. Başka param var mı? Yok. Ama niye denizi görüyor? İşte konu komşu bize şöyle desin böyle desin. Desinler. Var. O 25 milyonu onu alıyorsun ama köşede hiçbir şeyin olmuyor ve her gün ya işlerim kötü giderse ya başıma bir şey gelirse stresiyle yaşıyorsun. Başka biri var diyor ki ya diyor ben niye 25 milyona bu evde oturayım diyor ya. Ben onun yerine diyor ona diyor 2 kilometre uzakta bir yer var diyor. O kadar nezih değil belki diyor ama diyor fıstık gibi de yer diyor. Ben oradaki evi 4 milyona alırım diyor. Ya da 5 milyon alırım diyor. O paraya diyor 5 tane daire alırım diyor. Aynı para. O 5 tane daireyle de diyor ayda diyor en az 40 bin lira kiradan 200 bin lira kiram gelir diyor. Ya da 30 bin liradan 150 bin lira kiram gelir. Şimdi birincisi bir tane evi sahibi. Ve her ay ya bu ay işlerim kötü giderse diyor. Öbürü de ben diyor
Çalışıyorum ama diyor aynı zamanda ayda da 150 bin lira kiram var. Bu kira örnek. Bunu başka yerde de yatırabilirsiniz. Ticaretinizde kullanabilirsiniz. Üçüncü bir adam var. Aynı paraya diyor ki ya ben buralarda oturmam. Kalamış falan nedir diyor. Ben diyor villada oturacağım diyor. Bana o yakışır diyor. Ben artık bilmem ne oldum diyor. Kibirlenme başlıyor. Ben buralarda oturamam diyor. Peki ne yapacaksın? Ben 25 milyon da kredi çekerim. 50 milyon da kredi çekerim diyor. Sonra gidiyor bilmem nerede villaya. Bu sefer de her gün stres içinde. Uykuları kaçıyor. Ödedim ödemedim vesaire. Bir tane arkadaşımız öyle çünkü. Sabahları aç karnına artık stresten rakı içmeye başlıyor. Sonra da mide kanseri oldu. Değer mi? Değmez. Aynı parayla size 3 tane hayat. Ben demiyorum ki yaşamayın. Ama özellikle bizim orta sınıftaki problem bu. Direkt hemen olmadan bir şeyler yapmaya başlıyoruz. İlk parayla en iyi arabayı alalım. İlk parayla en iyi telefonu alalım. Düğün yapacak. Parası yok. Borçla düğün yapıp milleti eğlendiren bir toplumuz ya. Ben niye millete eğlenecek diye. Bir de beğenmeyecekler bu arada. Vallahi diyorum ya et niye yok? Tavuk sadece vermişler. Balık niye yok? Et niye var? Et şöyle bir soğuk geldi falan. Bir de üzerine beğenilmeyeceksiniz ama konu yok komşu ama ne desinler. Böyle bir toplum dünyada az yani. Dolayısıyla aynı parayla 3 farklı stratejiyle yaşayabilirsiniz. Bu sizin seçiminiz. Ve emin olun o rich mindset dediğimiz bunu Jeff Bezos anlatıyor. Amazon'un sahibi ilk 20 yıl diyor ben kar payı çekmedim şirketten diyor. Çekebilir miydim? Çekebilirdim diyor. 2000 yıldaki belgeselinde adam Honda araba kullanıyor arkadaşlar. Soruyorlar milyar dolarım var. O zaman daha milyar dolar adamı zavallıcık. Milyar dolarınız var. Niye Honda kullanıyorsunuz? Gülüyor. Nesi var ki Honda'nın gayet güzel diyor. Şimdi bunu kaç kişiye anlatsak? Bir daha mı gelecek ya abi adam dünyaya saçmalıyorsun. Ama şu an adamın bilmem ne kadar mekte tekkesi var. Para o kadar büyüyor ki artık yapabilir yani. Ya da aynı şekilde Mark Zuckerberg'in 100 milyon abone olana kadar ki oturduğu evi gösterdiler. Minicik bir ev. Diyor ki 100 milyon aboneye kadar ben bu kadar evde oturdum diyor. Çünkü onun büyümesine izin vermek zorundaydım şirketin diyor. Ya bu adamlar bir yere geliyorlar sadece çalışarak değil. O paranın belli süre büyümesine izin vermeniz lazım. Özellikle bizim gibi insanların. Evet. Ne yaparsanız yapın farklı yapın. Bu da çok kısa bir şey. 1950'ye kadar binlerce ciritle atlama ya da sırıkla atlama falan. Sırıkla atlama yapılıyor. Bu sırıkla atlamaların hepsi yüzüstü. Yani insanlar sırığa basıyorlar böyle yüzüstü atlıyorlar. Kimse şunu düşünmüyor bakın. Bir kişi bile çok ilginç değil mi? Sürü psikolojisi işte borsadaki gibi. İnsanoğlu sürüye yani şey, içgüdüsel olarak sürüye uymayı seviyoruz. Yani bir tane liderimiz var arkasından gidelim. Ya o doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Doğrudur deyip düşünmeden devam ediyor insanoğlu. Orada bir tane adam diyor ki ya, ismini unuttum şimdi, diyor ki ben niye böyle atlıyor herkes diyor. Ben bir sırt üstü bir de deneyeceğim diyor. Adam zıplıyor ve sırt üstü deniyor. Ve o denemenin sonunda 10 santim daha yükseğe atlıyor. Ve tarihe geçiyor. Rosberry'di galiba. Ona Rosberry atlayışı deniyor. Çünkü insan anatomisi böyle zıplayıp da şöyle yaptığında, sırt üstü yaptığında 10 santim daha yükseğe zıplıyormuş. O tarihten sonra kimse artık yüzüstü atlamıyor. Yani 1950'ye kadar çok doğru denen şey aslında yanlışmış. Yani bugün bazı şeyler bize çok doğru deniyor ama belki daha iyisi var. Bizim bunu denememiz lazım. Yani işte bugüne kadar işte adam ilk yine şey anlatıyor. Neydi o adamın ismi? Bu Amazon'un kurucusu. Diyor ki kitap online satacağım dediğimde diyor. Ailem dahil herkes dalga geçti benimle. Online kitap kim alır dedi diyor. Niye ki online alsınlar diyordu. Bugün de herkes online'da çok gelecek var diyor değil mi? Aynı şekilde biraz hani esprili yapalım, Türkiye'den anlatalım. 2001 yılında Türkiye'nin en büyük ekonomistlerinden biri, Türkiye hisseleri tuvalet kağıdı alınmaz, bir şey olmaz bu ülkeden dedi. Aradan 3 yıl geçti, 2002'ydi hatta galiba, 2,5 yıl bile geçmedi. 2 yıl, 2,5 yıl sonra. Şimdi aynı hisseleri 150 kat arttı bazıları, bazıları 400 kat arttı ama ortalama yine 50-100 kat arttı diyelim. Şimdi aynı ekonomist diyor ki Türkiye mükemmel hisse senetleri, işte dolar değil, o daha çok gidecek. Aynı şekilde 2003 yılında, yok 2023-2022'de başka bir büyük ekonomist, o da en büyüklerden biri. Konut fiyatları çökecek, dolar alın dedi. Sonra konut fiyatları uçtu, ya yanıldık dedi. O kadar da olur dedi. Şimdi burada şunu anlatmak istiyorum. Emin olun her zaman herkesin yaptığı doğru olacak diye bir şey değil. En delirdiğim sual şu yani. Ya bana mesela biri soruyor, niye bu hisse senedi ya da niye bu arsa? Ya niye burayı sevdin diyorum. Ya herkes orayı alıyor, herkes orayı konuşuyor. Bu iyi bir şey mi sence ya? Ya gerçekten iyi bir şey mi ya? Aslında kötü bir şey abi. Demek ki o kadar çok pazarlanıyor ki. Pazarlanan mal alıyorsun abi. Eğer pazarlanan mal alıyorsanız ürün sizsinizdir arkadaşlar. Pazarlanana değil, pazarlanmayan alacaksınız. Benim mesela arsa yatırımında yaptığım bir yöntem vardır.
Bana şimdi bir sürü yer gelir mesela. Kendim için diyelim alacağım. Hemen soruyorum. Burada yer var ne kadar diyorum. İşte atıyor 1 milyon diyorlar. Hemen sağında solunda yer var mı kardeşim diyorum. Var abi diyor. Çünkü kardeşime de alacağım, kuzenime de alacağım. Var diyor. Orada da var, burada da var. Tamam diyorum. Gidiyorum. Orayı almıyorum. Niye? Çünkü demek ki orada çok mal var. Arzı bol olan bir yer var. Sonra başka bir yere gidiyorum. Yer var mı diyorum. Kardeşime de alacağım. Yok. Abi paramız var ya. Bir tane daha alacağız. Yok abi diyor. Ne zaman gelir abi? 3 aya mı gelir, 2 aya mı gelir? Çünkü yer değerli, az mal çıkıyor. İşte o mal değerli maldır arkadaşlar. Onu aldığınız anda, borsada da aynı şekilde, az olan değerlidir. Arzı az olan, hayat arz taleptir. Tamam. Arzı az olan değerlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dolayısıyla buradaki yöntem herkesin yaptığı her zaman doğru olacak diye bir şey yok. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Mesela aile şirketi gibi işte mutlaka bir bütçeniz olmalı. Özellikle küçük yatırımcıya tavsiye ediyorum bunu gençlere. Lütfen lütfen arkadaşlar her ay şu kadar biriktirmem lazım. Bununla bu kadar hayalinizi bir yazın oraya. Ben şey demiyorum, hayalini yaz böyle denize at, denizden sana paralar gelecek. Kişisel gelişimciliği değilim ben yani. Ben gerçekçiyim. Benim her ay hala da vardır. Yıllık da vardır. Hatta ben yine Instagram'da, Twitter'da görürsünüz. 95 yılında yazdığım notlar duruyor. Öyle notlarım var, defterim var. Tamam şu hisseyi almışım 95 yılında. Şunu almışım, bunu satmışım. Ve hedefim bu demişim. Hedef koyacaksınız. Bu yıl her ay 30 bin lira biriktirerek ya da 10 bin lira biriktirerek 120 bin lira köşeye koyacağım. Bununla şu şirkete ortak olacağım. Ya da şu kadar altın alacağım. Ya da şurada şu dükkana gireceğim. Ya da şurada şu araziye. Hedefim, sonraki hedefim de şu nokta almak. Kademe kademe. Aynı şekilde bu kadar harcama hedefim var. O harcamaya geldiğinizde durmayabileceksiniz. Bakacaksınız bu ay hedefime geldim duruyorum. Bakın yine o rich mindset dediğim adamların özelliği paraları varken durmayı biliyorlar. Vallahi da billahi da biliyorlar yani. Ya harcayabilirsin ya. Senin var paran. Yok diyor. Bu kadar harcadım bu ay yeter. Yatırıma devam etmek zorundayım diyor. Poor mindset ise kredi kartımda biraz daha limit var diyor. Çıkabiliriz bu hafta sonu diyor. Ya da daha limitlerim var diyor. Bir kredi daha alıp diyor bir tatile bu yıl gidebiliriz diyor. Aradaki farka bak. Dolayısıyla buna çok dikkat. Mutlaka bir hedefiniz ve bütçeniz olması lazım. Hayat satranç değil tavladır. Evet, bazen ekip arkadaşlarımızla da tartıştığımız konu. Ben hayatı satranç olarak görmüyorum. Yani klasik böyle kendini bir şey zanneden veya bir yere gelmiş insanların şöyle bir şeyi var. İşte çok zekiydim, çok başarılıyım, işte her şeyi o yüzden yaptım falan, şans diye bir şey yok. Bunu diyenler var etrafta, çok kızıyorum. Yok öyle bir şey kardeşim. Aynı anadan, aynı babadan da doğsan, gen diye bir şey var, beyin diye bir şey var, zaaf diye bir şey var. Doğduğun anneyi seçemiyorsun, doğduğun babayı seçemiyorsun, ülkeni seçemiyorsun. Bir sürü şeyi seçemiyorsun. Dolayısıyla şans var ama şansın dışında da tabii ki bizim de çabamız var. İkisi birleşiyor. Dolayısıyla satrançla tavla arasındaki fark şu. Satrançta çok zekiysen, evet, tavla öyle değil. Tavlada hem zeki olacaksın hem de biraz şanslı olacaksın. Bizim işimiz nedir? Tavla gibi kader gayete aşıktır dememiz lazım. Yani kapılarımızı kapayacağız. Ondan sonrasını yukarıya bırakacağız. Kapıları kapamak nedir? Benim stratejim de şu. Sen şimdi yine diyorum bütün paranı yersen, harcarsan sıfır olursun. Sıfır olduğunda da yukarıdan sana bir fırsat geldiğinde böyle bakarsın. Aa çok güzel fırsat da Mert abi paramız yok. Biz Arnavutköy'de havalimanı olurken 13 liraya yer alırken 100 tane arkadaşımıma söyledim mesela atarak söylüyorum. 99'u şey dedi para yok. Ya nasıl yok ya dedim ya 20-30 bin liranda mı yok ya? Ve bunların hepsi böyle beyaz yakalı böyle maaşlı iyi şirketlerde çalışan arkadaşlarım. Yani kanyona bir gidin alışveriş merkezine böyle mankenlik ajansından defileden geçiyor gibi görürsünüz hepsini. Erkekler jilet, kadınlar manken, üst baş şıkır şıkır ama para yok. Ama başka birkaç kişi de vardı. Onlar da daha mütevazi yaşayan tiplerdi. Ya çok şükür var köşede paramızı alalım köşeye atalım dediler ve şu an çok ciddi para sahibi oldu. Dolayısıyla hayat gerçekten kader gayete aşıktır çok doğru. Şans var. O da kime geliyor ama? Zamanında hazır olana geliyor. Hazır olanın kuralı nedir arkadaşlar? Bu Babil'in en zengin adamı kitabında yazıyor. Siz parayı biriktirin diyor. Çok inanıyorum. Bir gün gelecek sizin karşınıza o fırsat çıkacak diyor. Siz biriktirmezseniz hiçbir şey çıkmayacak kesin. Ama siz biriktirin ya. E ama onunla olur mu? Ya Mert abi diyorsun da o dediğin zamanlar geçti gitti. En çok aldığımız itiraz. O dedelerimizin zamanındaydı. O yakraların orası bedavaydı. Aldılar zengin. Bitti o işte. Peki öyle mi? Size yine Mert Başaran'dan değil Amerikalı hem de fiyakalı bir adamın gerçek hikayesini anlatayım. Tony Robbins. Bu adam benim yaptığım şeyleri böyle çok daha üst düzey yapan bir adam. İşte yatırım, tasarruf şeyi bilmem nesi, gurusu falan diye geçiyor bu adam. 600 milyon dolar serveti var bu adamın ve üniversite falan okumamış yani. Lise, terk büyük ihtimalle.
Adamın dediği şey şu, çok basit bir istatistik söylüyor. Bir Amerika'da bir insan diyor, iPhone çıktığından beri diyor, iPhone'a yatırdığı para diyor $20,000 diyor. $20,000. Bu parayı diyor, sırf o tarihten bu yana Apple'ın hissesine yatırsaydı diyor, $200,000 değil diyor, $2,000,000 değil diyor, $20,000,000 değil, $200,000,000 serveti olurdu diyor. Korkunç bir rakam. Korkunç bir rakam. Bazen hani olmaz denilen rakamlarda da oluyor. Ha, bu sizde olur mu? Olmayabilir. $20,000 yatırırsınız. Apple'ı göremezsiniz de koça yatırırsınız. $20,000'ınız en fazla 70 olur, 100 bin olur, 150 olur. Ama sıfır olmaz. Bir şeyiniz olur. Çok şanslısınızdır. $2,000,000 da olabilir. Bir tarla alırsınız 30 binlik, $3,000,000 da olabilir. O yukarısıyla alakalı. O bunu biz engel değiştiremiyoruz. Ben o yüzden hep söylüyorum. Benim kitapta anlattığım, uygulanmanızı istediğim şeyler sizi zengin yapmayacak. Sizin zenginlik fırsatı geldiğinizde hareket edecek cesaretiniz olacak. Ticarette de öyle. Kendi işimizde de öyle. Bakıyorum mesela gayrimenkul sektöründe başarılı olanları görüyorum. Kimler başarılı? En zeki olmuyor arkadaşlar. En çalışkan olmuyor. Yemin ederim alakası yok. Çok daha çalışkan arkadaşlar var. Sabah başlıyorlar akşama kadar. Çok da zekiler. 6 ay sonra nefesi kesiliyor, bitiyor, bırakıyor. Çünkü parayı yönetememiş. Ama bazıları da var. O kadar iyi yönetiyor ki parasını. Doğru yere reklam veriyor. Doğru ülke ucuz yatırım yapıyor. Doğru yere ofis kuruyor. Dolayısıyla para parayı çekiyor. Çok doğru bir söz. Dolayısıyla ana hedefiniz eğer o ilk 1 milyonu yaparsanız, çok zengin birine sormuşlar, bu kadar parayı nasıl yaptın? Bana ilk 1 milyonu sorma. Geri kalan hepsinin kuruş kuruş hesabını veririm demiş. Gerçekten de doğru. İlk 1 milyonun hesabını verdikten sonra geri kalan kolay. Büyüyor zaten para otomatik olarak. Yeter ki bu hayatın satranç tavla olayını unutmayın. Şans diye bir şey var. Bunu Sabancı kitabında anlatıyor. Sabancı diyor ki, bir arkadaşım var diyor, birinci işi kurduk diyor, battık. İkinci işi kurduk, üçü battık. Dördüncü demiş ki, ben artık Allah razı olsun seninle iş kurmuyorum. Ne kadar istiyorsan gel, ben sana parasını vereyim, yeter ki paramız batmasın. Kader diye de şans diye de bir şey olabilir. Dolayısıyla biz gerekeni yapmalıyız sadece. Biz gerekeni yapalım, yine diyorum yani siz tarla alırsınız. Bizim başımıza geldi yani. Yer aldık, iki arkadaş, kendim iyi yeri aldım. Ona az iyi yeri verdim. Dürüstçe söylüyorum. En iyisini ben alıyorum dedim. Bak baştan söylüyorum. Ama olacak şey değil. Adam o kadar ballı ki hep de onun öyledir zaten. Gerçekten bazen rızkı yağıyor yani. Bizimki daha açılmadı imar. Onunki benden önce açıldı. O şimdi daha da çok kazandı. Yine bizimki de arttı ama onunki bazen oluyor. Bunu biz değiştiremeyiz. Ama değiştirebileceğimiz şey nedir? Denemek. Tekrar söylüyorum. Denemek. Evet. Sonra doğru yaklaşıyoruz. Vizyonla televizyon arasındaki fark. Bu benim metaforumdur. Abi televizyonda herkes gördüğünü görür. Burada ne var? Su. Bunu görmeyen yok zaten. Tamam. Şimdi mesela ben ekonomistlerle ilgili hep şunu söylerim. Arada kızdırıyorum falan filan böyle onları. Şimdi bir ekonomist, demin anlattığım hikayedeki gibi bilim adamıdır ve bilimsel bakar. Bilimsel baktığınızda şu anda bakın bir ses var. Elimin ne var diyorum. Şimdi bilim adamı diyor ki, adam bilim adamı çünkü. Görünüşte hiçbir şey yok kardeşim senin diyor. Elinde bir şey yok diyor. Ama yatırımcı kim biliyor musunuz? Ekonomi okumamış, iktisat okumamış, üniversite okumamış ama hayatı yollarda, sokaklarda geçmiş. Bu sesi tanıyor. Su var orada, su diyor. Bilim adamı diyor ki hayır yok diyor. Sonra pat oradan su çıkıyor. Aa diyor, su var diyor. Aradaki fark ne biliyor musunuz? O, bu ses sadece varken görebilen, ona vizyon diyoruz biz. O vizyon sahibi orayı kimse yokken 1 liraya alıyor. Bilim adamı su var dediği noktada zaten herkes geliyor 100 lira oluyor. Yani bundan bir yıl önce Türkiye CDS'leri 900 iken bütün ekonomistler Türkiye'nin nasıl batacağını konuşuyordu falan filan. Alın demiyordu. Şimdi CDS'ler 300'e düştü, uçtu gitti. Şimdi tamam Türkiye süper noktada. Artık başladık, alınabiliriz. Dolar hatta satıp TL'ye dönelim. Şimdi bu bilimsel bir şey. Bu suç değil. Herkesin gördüğü nokta iş işten geçtiği noktadır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Herkesin gördüğü nokta iş işten geçtiği noktadır. Burada vizyon dediğimiz şey neden oluşur derseniz işte küçük yaşta yapılan hatalar. Küçük yaşta batıp çıkmak, düşmek, kalkmak. Yanlış mı hocam? Görüyorsunuz yani. Aa, biliyor. Diyor ki ya diyor. Gözünden anlıyor artık. Yeni gözünden anlıyor. Hisse senedini ya da neyse. Çünkü tecrübesi var. Zamanında ilk yediği hata aklına geliyor. İlk yediği kazık geliyor vesaire birleştiriyor. Dolayısıyla vizyon herkeste olacak diye bir şey yok. Bunun içinde risk de var tabii. Risk kim girebiliyor riske peki derseniz? Demin yine anlattığım gibi. Köşeye parayı atıp riske girebilecek adam girebilir riske. Bugün bankaya 500 bin lira kredi kartı borcu olan
İki tane Louis Vuitton çanta almış. Bir tane güzel Mercedes veya Tesla almış. Şimdi elektrikli araba çok moda mesela. Tesla almış 2 milyonu adam. Alanda varmış, birbirini kızdırmayalım kimseyi de. Ondan sonra buna FOMO deniyor. Yani ilk alma isteği. Yani böyle insanın bir duygusu var. İlk alan olma dürtüsü diye bir şey var. Bizim zamanımızda bu video vardı. Video vardı mesela. Hatırlarsınız başkanım böyle. Video vardı. Annem böyle babama baskı yapardı. Bak onlar Almanya'dan getirdi video. Biz de almalıyız. Hemen almalıyız. Niye hemen almalıyız? Ya film mi seveceksin? Ama onların var. Ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ama almamız lazım. Biz videoyla hava atan neslin hocam, iPhone'la hava atan çocuklarıyız. iPhone çıkıyor, kuyruğa giriyor millet ya. Niçin giriyorsun? Neyi var? İşte olması lazım. Dolayısıyla işte bizde o ilk alma dürtüsü olduğu sürece o parayı istediğimiz gibi yönetemeyiz. Dolayısıyla ama o vizyon dediğimiz şey işte bu. Olmayan bir şeyi görecek de olabilir, görür. Onu görüp hareket etmek çok önemli. Bu toprakta da var. Rakamla örnek vereyim mesela borsadan. Yıl 2005 yılında Coca-Cola hisseseydi, alsaydınız 100 bin dolarınız en fazla 140 bin dolar olur. Çünkü o zaman da Coca-Cola'ydı, bugün de Coca-Cola. Ama o gün bir tane adamın yurt odasında bir şey kuracağını görüp, bunun da büyüyeceğini düşünüp de 100 dolar yatırırsanız ya da 100 bin dolar, bugün milyar dolarınız vardı. Çünkü o Facebook oldu. İşte bunu herkes göremez. Bir, vizyonda bu önemli. Görmek. İki, gördüğünde de o riske girebilmek. Mesela melek yatırımcı işleri var şimdi. Serra Hanım da bakıyor o işlere mesela. Bize geliyor bazen şirket startuplar. Ya adam çok büyüyecek. Belli. 10 bin dolar yatır diyor. Şimdi 10 bin dolar mı? Nasıl yatırayım? Arabayı yeni almışım. Tesla almışım. Sıkıldınız mı hocam, başkanım? Bitireyim mi? Bildiğiniz şeyler biliyorum ama olsun. Tekrar olsun. Ondan sonra diyorlar ki mesela abi bilmem. Çünkü parası yok adamın. Haklı, çünkü arabaya yatırmış. Ya da bu başka bir şey yatırmış. Düğün yapmış. 500 kişi eğlendirmiş. Çok iyi ettin. Aferin. Herkes dua ediyor sana şu anda. Bu yatırımı yok, yapamam. Sonra o şirket milyar dolar oluyor. Ama nasıl kaçırdık? Nasıl kaçırdın? Böyle kaçırdın işte. Yine Hüsnü Özyeğin'den bir hikaye. Hüsnü Özyeğin şey yapacak işte. Banka kuracak. İşte iki tane orada ders var aslında. Birincisi o bankaya üç tane ders var. Patrona kızıyor. Patron Kara Mehmet. Kara Mehmet'e kızıyor. Ben de ortak et beni diyor. Bir kez iyi adamınız varsa, bu arada ben onu yaptım. Tavsiye de ederim. Çok çok iyi adamınız varsa bir noktadan sonra belli bir hissedarlık vermek çok önemli. Küçük veya büyük. Ait olması. Çünkü kendi şirketi gibi çalışıyor bir noktadan sonra. O adamı kaybetmek lazımsa tabii. Bunu Vebi Bey de yapmış mesela. Bernard Nahum'a falan yapmış. Koç'un şeyi, Nahum ailesine. Çok akıllıca işte bu da Kara Mehmet diyor ki, ya Kara Mehmet'e diyor ki ortak et. Etmem seni diyor. Öyle mi diyor? Tamam diyor. Sonra gidiyor. Zamanında aldığı iki tane ev var. Evde villa tabii. Etilerde. Onları satıyor ve evsiz kalıyor adam. Gidiyor o bankayı kuruyor. Şimdi birinci ders şu. İyi çalışanınız varsa kaçırmamak lazım. Çünkü çok büyük rakip oluyorlar sonra. İkinci ders şu. Zamanında iyi yatırım yaptıysanız finansal özgür oluyorsunuz. Patron için risk, sizin için fırsat oluyor. Yani o evleri o adam almamış olsaydı hayat boyu köle olurdu. Yatırdığı 50 bin dolar bilmem kaç milyon dolar oluyor. Dolayısıyla biraz da uzun vadeli beklemek lazım. Bizde o da bu. Hemen bir şey aldık. İki gün sonra satalım. Bakın. Çok garip bir söz var. Başta çok üzücü ve karşı gelmiştim. Diyorlar ki bir gün parayı Allah adil olarak dağıtsa bugün. Bugün dağıttı adil. Başkanlarımla, bizle, herkesle falan filan. 20 yıl sonra ya da 10 yıl sonra diyorlar. Para tekrar o adamlarda olur, o adamlarda para olmaz diyorlar. Başta böyle çok inandırıcı gelmemişti bana ve kızmıştım ya, ne alaka falan filan. Sonra şu tecrübeyi yaşadım ve sonra hayatımın her yerinde o tecrübeyi tekrar tekrar yaşadım. Doğru olduğuna inandım. Bakın yıllar önce 2000'li yıllarda işte Halkalı'da bir ev kurasına girdik. O zaman işte ev olmayana sadece çıkıyordu o evler. TOKİ'nin. Ben de girdim. Allah nasip etti orada ev çıktı bana, tamam mı? O küçük yatırdığım paraları biriktirmiştim falan. Çok da ödemesi kolay oluyor zaten. Allah'ın bir lütfudur o yani. Bak yine kader gayrete aşık yani. Biz kader dedik, denedik, oldu. Bilmem kaç bin kişiden bana çıktı. O zaman da kredi falan yok Türkiye'de. Taksitle devlet ev veriyor yani. Neyse. 30-40 kişiye tanıştım o gün. Başkanım şaka gibi. 30-40 kişi. Hepsi böyle evi olmayan. Bir kısmı oradaki gece kondu sahipleri. Bir kısmı oradaki işte işçiler falan filan. Hepimiz böyle nasıl mutluyuz. Çocuklar gibiyiz böyle. Evimiz oldu falan filan. 2-2,5 yıl sonra hep de telefonlarımızı aldık. 2-2,5 yıl sonra evler teslim oldu. İşte o zaman da evler kiraya verilecek mi verilmeyecek mi çok korkuyoruz tabii. 1+1'ler kim tutar orada, bir de Halkalı o zaman çok kötü bir yer, çöplük falan. Şimdi çok merkez oldu.
Abi çok ilginç arkadaşlar. Arıyorum. Selamun aleyküm Ayşe teyze, nasılsın, iyi misin ha? Ev verim değil mi kiraya? Yok be evladım, ne vermesi diyor. Biz oraya zamanda diyor yatırmıştık ya bir 5 bin dolar. Hemen bir 5 bin dolar üzerine sattık oraya diyor. 10 bin dolara satmış. Ev olmuş 100 bin dolar. Öbürünü arıyorum. Mahmut amca verdik abi onu diyor. Biz diyor verdik diyor. İyi. Abi çok ilginç. Devletin fakirler ve orta sınıf, hatta orta sınıf dedi. Fakirler için, garibanlar için yapıldığın ev ve devir şartı var. Devir edemezsin şartı var arkadaşlar. Devir etmek suç. Onun bir de yolunu buluyormuşlar. İnsanlar noterden el altından bel altından satış vaadi sözleşmesi diye bir şeyle böyle yapmışlar. Evleri satmışlar. Kimler almış? O gün sonra evleri teslim almaya gittiğimizde bir baktık. İşte rich mindset dediğimiz adamlar almış abi. Oranın Antepli şeycisi geldi. Baklavacısı geldi. Öbür taraftan Maraşlı dondurmacısı geldi. Oranın esnaf arkadaşları, emlakçılar falan filan böyle. İyi arabalar, zenginler almışlar. Birer, üçer beşer almışlar. Çünkü ödeme planı çok kolay çünkü. Çok ilginç. Bunu sonra bir sürü yerde daha gördüm. Hatta arada girin internete bakın böyle. Toki'den devirli ev diyeyim mesela. Toki'den çıkanı hemen devriliyor. Pur mindset olunca o para hemen cebime koyayım indireyim. Biz daha az kişi daha çok yaptığımız için orada da görüyorum mesela. Yani ya hatta bizim iş insanları falan şeyi diyor. Şaşırıyor. Ya Mert diyor böyle bir yeri bu adam niye satıyor diyor ya. Bir yeni olmasın diyor. Abi diyorum herkes senin gibi değil. Sen 5 yıl sonra bu köprünün buradan otobanın çıkışını düşünüyorsun. Buradaki organize sanayinin yanındaki bilmem neleri düşünüyorsun değil mi? Evet. Çocuğa kalır diye düşünüyorsun. Çocuk rahat. Evet. Adam öyle düşünmüyor. Onu diyor ki ya diyor, ölüm var. Kalım var diyor. 5 yıl kim bekleyecek? Ben bunu bu hafta alayım da diyor. Şu pavyon var. Pavyonda yiyelim diyor. Bakın gerçekten. Bir tarafta geleceği planlayanlar var. Bir tarafta da bugün yapalım diyenler var. Hangisi doğru o sizin takdiriniz. Ona karışmayacağım. Ama vizyonu anladınız değil mi? Vizyon olmayan bir şeyi olabileceğini görebilmek. Bunun da yolu tekrar söylüyorum erken yaşta tecrübe etmek. Mesela gayrimenkul yatırımı için de geçerli. Toprak yatırımında mesela çok korkanlar oluyor özellikle böyle. Özellikle İstanbullu beyaz yakalılarda böyle eğitimler falan filan böyle. Bir de mühendisse falan yandınız yani. Bir analizler yapıyor böyle of 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 böyle yani korkudan ölüyoruz böyle bir şey yaparken. Diyorum ki bak öyle küçük bir rakamla yap ki seni korkutmasın. Buna icebreaker diyorum. Buzlarınız kırılsın bir. Çok komik bir rakamla yap. Ben ilk öyle başladım çünkü. O kadar komik parayla, o kadar komik ve saçma bir yer aldım ki. Mezarlık gibi bir yer aldım. Kazıklandığımı biliyordum kendimce. İnandım. Ama bir deneyelim şu adamı dedim. Abi sahiden o kazıklandığımız yerden bile para kazandık. Sonra da anlıyorsunuz. Yani dolayısıyla o vizyon veya şey yaşanmışlık. Borsada da aynı, arsada da aynı, konutta da aynı. O çok önemli. Evet, son bunu göstereceğim. Bitiyor neredeyse. Sıkıldınız mı? Tamam, az kaldı. Arkadaşlar, paranın yavrulaması diye bir şey vardır, tamam mı? Para nasıl yavrular? Şimdi, bunu Einstein söylemiş. Bileşik getiri dünyanın en büyük mucizesidir. Fakat çoğu insan bunu bilmez. Yavrulamak şu. 20 yıl boyunca, ben bunu kızdırmayayım öyle okul sahibi varsa, okullar için yaptım. Ondan sonra okula yatırılan para 20 yılda, İstanbul'da yaklaşık 240 bin dolara buluyor. Sıfırdan 20 yaşına kadar kreşiyle, şuyla, buyla, üniversitesiyle hiçbirini kazanamadı. Hepsini özele verdiniz diyelim. Şimdi 240 bin doları sen buraya yatırıyorsun. O 240 bin doları %9 faizle Türkiye Eurobond'ları var. Hiçbir şey bilmiyorsun. Türkiye Eurobond'una yatırdın diyelim. Hisse senedi veya altın demiyorum. 240 bin doların çocuk 20 yaşına geldiğinde 613 bin dolar oluyor. Yani yaklaşık 3 katı yavruluyor. Yani bir yavru ana 2 tane yavru veriyor. Biraz daha akıllıca bir yatırım yapıyorsun. Altın veya hisse senedi yaptığınızda bu rakam 1.6 milyon dolara çıkıyor. 1.6 milyona dolara çıkıyor. Kaç? 240 bin. Dolayısıyla paranın yavrulaması budur. Hisse senetleri için de geçerli. Bir lot hisse senedi alırsınız. O yavrular 5 lot olur. Sonra 10 yıl sonra bir daha yavrular. 5 lotunuz 25 olur. Sonra bir daha yavrular. 25'iniz 25, 125 olur. 1, 125 olur. Dolayısıyla bu gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Para doğru yere koyarsanız aynı kalmıyor. Para yavruluyor. Son bunu da söylüyorum, bitiriyorum ondan sonra. Borsada çok uygulamanızı tavsiye ettiğim ya da bütün yatırım araçları için ve altın için de geçer. Teknik analiz diye bir şey var arkadaşlar. Bu birebir %100 her şeyi doğrusunu göstermez. Size olasılıkları gösterir. Neyin olasılığını gösteriyor? Diyor ki bak Türkiye borsası diyor. En iyi haber geldiğinde buraya gelmiş. Sonra düşmüş. Acayip kriz olmuş. 2009 krizi. Sonra yine iyi haber gelmiş. Bak rastlantıya bak yine buradan dönmüş. Allah Allah. Sonra yine düşmüş. Sonra yine buradan dönmüş. Demek ki burada bir halt var. Buraya geldiğinde bir şey oluyor. Veya yine aynı şekilde buralara geliyor.
Bak aşağılarına döşemiyor. Geliyor zorlanıyor, geliyor zorlanıyor. Buralarda bir şey. Buraları ucuz, buraları pahalı demek. Dolayısıyla teknik analiz şudur arkadaşlar. Bir hissenin veya şirketin bazen bir arazinin de olağan dışı hareket yaptığını görürsünüz. Mesela biz arazide onu çok görüyoruz. Kendi notlarım oluyor mesela benim. Ya bir yer var diyelim. 2 liradan fazla hiç fiyat 2 doların üzerine hayatta çıkmadı, çıkmayan bir bölge var. Allah'ın dağı. Yıllardan ve haftalık tapuda 5 tane. Bir anda hiç neden yok arkadaşlar. Neden yok ama bilimsel bir şey yok. Tapu adedi 5'ten 25'e çıkıyor. Acayip bir işlem olmaya başlıyor oradan. Birileri gelip alıyor. Aynı şekilde 2 dolar olan yerde bir anda 3, 3,5, 4, 4,5. Yani grafik diyor ki ben gidiyorum diyor. Birileri de alıyor diyor ama neden yok diyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? 2 yıl geçiyor ki bir bakıyorsunuz tam orada Allah'ın hikmeti. İşte otoban çıkışı oluyor. Tam orada bir sanayi bölgesi kuruluyor. Borsalarda da aynıdır. Bir şey duruyor. Birdenbire oraları böyle acayip bir işlem hacmiyle kırıyorsa şaşırtıcı bir durum vardır. Olağan dışı durumlar teknik analizde dikkat etmeniz gereken şeylerdir. Ya da bir şirket hiç alt düşmeyen bir yer. Hayatında bir doların altına düşmemiş bir şirket birdenbire bir doların altına düşüp ve orada ısrarla düşüyorsa kork. Orada demek senin bilmediğin bir şey var. Ya şirket batıyor ya patron satışı olacak vesaire vesaire. Dolayısıyla teknik analizde böyledir. Son bir slide'ı gösteriyorum ve bitiriyorum. Bu da benim hayat felsefem. Tahtravalli metaforu. Herkesin oturduğu yere oturursanız herkes oturuyor arkadaşlar. Totonuz yere vurur. Herkesin karşısında olursanız kazanırsınız. Dünyada bunu yaparak para kazanılmaz. Borsada herkes alıyor. Arsada herkes alıyor. Bilmem nerede herkes alıyor. Büyük ihtimal canınız yanacak ama kimse yapmıyor derken alırsanız çok büyük avantajlar sağlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa soru da almak istiyorum biraz. Mahsur yoksa. Var mı soru? Var değil mi vaktimiz birkaç soruya? Evet. Sağ olun, teşekkürler. Var mı? Evet, ilk cesur müthiş. İlk çok zorluyor çünkü biri başladıktan sonra arkası geliyor. Mert Bey, ilk geldiniz. Tanıştığınızdan emin oldum. Ne mutlu, mutlu. Uzun yıllardır takip ediyorum. Teşekkürler. Eşim de, ben de. Allah razı olsun. Ulusal faktöringin katkılarıyla olduğu için aslında yani neden faktöringle çalışmalıyız? Hı-hı. Banka mı, faktöring mi? Şöyle, şimdi factoring, ilk önce mantığının ne olduğunu söyleyeyim bence, benim mantığımı söyleyeyim. Ben kendi işimde de bunu kullanıyorum. Bana bazen biri bir işle ilgili, eğitimle ilgili vesaire bir çek veriyor. Şimdi benim işim gereği çok fırsat görüyorum ben. Bu bazen borsada oluyor. Ya mesela bugün hiç ihtiyacım yok ama yarın endeks bir anda düştü ve yine diyorum Koç şirketi bir tane Tofaş %20 düştü 2 haftada ya da 1 haftada. Elinde de bir çek var. O çekte de 100 bin lira para var. Ben niye onu 2 ay bekleyeyim? 2 ay bekleyeceğime tık diye onu bugün nakite dönerim. Öbür hisse %40 düştüğünde %40 ucuza, belki %15 ucuza verdiğim şey alırım. Şimdi küçük yatırımcı burada çok hata yapıyor mesela. Onu da bilmiyor. Mesela bu da ayrı bir konu. Borsa çok düştüğünde mesela illa çıkmasını bekliyor. İlla çıkmasını bekleme. Bazen düşükken satıp daha düşük daha iyi bir şey alabilirsin. Yani elinde çok kötü bir hisse varsa, %20 düştüyse ama çok çok daha iyi bir şirket %22 düştüyse hemen ona geçerim ben. Aynı şekilde burada da eğer senin alacağın varlık, bir mal alacaksınız, ham madde alacaksınız, özellikle sanayicisiniz. Niçin bekleyeyim 2 ay? Her şeyin fiyatı bu kadar artan bir dönemde. Çok daha hızlı şekilde nakite dönüp bunu yapmak çok fazla. Burada tabii bankalar daha yavaş ilerliyor. Ben o yüzden mesela kullandığım için bir şekilde tanıştık zaten firmayla biz o zaman. Bankayla uğraşacağım ama tık diye verdiğim şeyin paranın bana gelip benim hemen ihtiyacımı gidermesi süreç çok hızlı oluyor. Küçük ve butik çalışıldığı için çok daha mantıklı. Dolayısıyla bence hani bu tip, özellikle bu dönemde önümüzdeki 6 ay 8 ay Türkiye'de paraya çok daha erişim zor olacak. Faizler yüksek olduğu için ihtiyaç olacak ve bir sürü insan sıkışacak. Yine çok bir şey söyleyeceğim aklıma geldi. Bir iş adamı bana şunu demişti. Mert dedi 50 bin lirası olmakla dedi. Hadi 50 demeyeyim, o zaman 50'ydi, şimdi 200 diyeyim. 200 bin lirası olmakla dedi, 200 bin lira borcu olmak arasında ne fark var dedi. 200 bin nakit olmak. Ben de basit mantıkla 400 bin lira dedim. Bazen milyonlarca dolar dedi. Çünkü dedi bazen dedi o kadar küçük parayı bulamadığından dedi öyle bir sıkıntı yaşarsın ki dedi. Hayatın değişebilir dedi. Yani sizin bugün öyle bir işi kaybedeceğiniz gündür ki o.
O 20 bin lira bulamadığınız için o üretiminiz bandınızda bir şey olacak. O ithalatı yapamayacaksınız ve o en büyük şirketi kaybedeceksiniz. Dolayısıyla o anlar bence çok kritik anlardır. O yüzden öyle kritik anlar için böyle opsiyonları kullanmak çok mantıklı. O yüzden hani bence uzun vadede faydasını da görecek. Özellikle bu dönemde çok enteresan dönemler göreceğiz. Akıllı olan ihtiyacı olduğunda kullanabilir. Buyurun. Mert Bey, öncelikle teşekkür ederiz güzel sunumunuz için. Ben bireysel emeklilikle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi bireysel emeklilik şirketlerinin hesaplama araçlarında yıllık %4 brüt reel getir ve enflasyon sıfır kabul ediliyor. Şimdi buna göre hesapladığımız örneğin 100 bin lira bir parayla başladık. Benim yaşım 42, ben 56 yaş hedeflediğimde yani her ay maksimum ödediğimde 6 milyon 200 bin lira bir para gösteriyor 56 yaşında. Bu da takdir ederseniz çok düşük bir para çıkıyor. Yani burada şunu mu anlamalıyız? Bizim seçtiğimiz fon yıllık örneğin %70 enflasyonu ortalama farz ederse en az %75 kazanırsa oradaki araçtaki rakama ulaşabiliyoruz. Ama fon %200, %250 yaptığında oradaki 6 milyon aslında bugünün 20 milyonu gibi mi düşünmeliyiz? Bunun basit yöntemi şu, hiç bununla uğraşmayın. Tamam mı? Çok basit bir şey var. İnternete girin. İngilizceniz varsa da yoksa da bulabilirsiniz. Retirement Calculator var. Amerikalılar her şeyi yapmış. Emeklilik hesap makinesi var. Ben 20 yaşından beri bunun hesabını yapıyorum. Öyle zaten. Yani küçükten beri yazamıyorum. O zaman hedefim 300 bin dolardı. 300 bin dolar önce bir daha çalışmayacağım diyordum. Çok kötü bir örneğim ben başkanım. Hayalim oydu yani. Tam öyleydik. Manyaktık o zaman. Şimdi biraz normale döndük. Ondan sonra o hayali kurmuşum tamam ben. Çünkü o zaman da 300 bin dolar iyi paraydı. O gün 1 milyon dolar gibiydi. Şimdi onu yazıyorsun oraya. Diyorsun ki hedeflenen rakam diyorsun. Yaklaşık bir getiri yazıyorsun, onu da sana söyleyeceğim. Enterladığında aylık ne kadar para biriktirsen hedefine nasıl ulaşacağını görüyorsun. Bunun tersini de yapabilirsin. Aylık şu kadar para yatırıyorum. Amerikalılar gerçekten böyle yaşıyor adamların bazıları ya. Hepsi değil, ortada Amerika değil ama. Orada yazıyorsun, diyorsun ki benim hedefim şu anda 1000 dolarım var. Her ayda bunu dolar olarak hesapla ki kafan rahat olsun. Dolara da her yıl Türkiye %9 getiriyor Eurobond. Hadi %7 koydum diyelim. %7 koydum diyeceksin. Enterlayacaksın. 20 yıl sonra, 25 yıl sonra ne kadar para kazanmış olacağını göreceksin. Ama zaten iyi şirketlerin fonuna yatırırsan ortalama %15 dolar bazı çok rahat kazanıyorsun. O yüzden %10'la 15'i çok rahat kazanırsın. Sen eğer doğru varlıklara koyarsan ama. Ama gidip de kamu dış borçlanma, iç borçlanmaya koyarsan o para pul olur. Dolayısıyla oradaki fonları arada yönetmeniz de lazım. Yani son bir yılda %150 getiren çok fon var mesela. Ama sen %20 getiren fonda kaldıysan parayı erittin. Onlara iyi bakmalı. Çok daha iyi olmanıza da gerek yok ya. Hisse senedi fonlarına koydunuz mu daima altın ve hisse senedi hep yürümüş gitmiş. Uçmuş yani. İnanılmaz güzel rakamlar çıkıyor. Onu o hesap makinesiyle yaparsan daha rahat. Dolar olarak koyacaksın, üzerine bir getiri hesaplayacaksın. Çok rahat çıkıyor. Bir de son olarak döviz birikimi, hayat sigortalı, Eurobond getirili. Bunlara bakış açınızı öğrenebilirim. Teşekkür ederim. Orada iki tip sigorta var abi orada. Eğer sonunda sana eğer Eurobond getirisini sana veriyorsa o mantıklı. Yani mesela bir fon var, bir sigorta var. 100 bin dolar getiriyorsun, koyuyorsun. 5 yıl sonra 150 bin oluyor. 20 yıl sonra 10 yıl sonra 180 bin oluyor. Bu güzel. Bir de şu var, o güzel değil. O tam Türk halkını kandırmaca. Doları sevdiği için zavallı vatandaşımız. Hayat boyu her ay 100 dolar ödüyorsun. Ölmezsen de sana 10 yıl sonra 100 doları 120 bin dolar ediyor diyelim. Ya da 12 bin. 12 bin olarak geri veriyor. Şimdi vatandaş seviniyor ama aslında şunu anlamıyor. Adam onu boşuna mı yapıyor? Doların enflasyonu olduğu için yapıyor. Adam onu alıyor senden 100 dolar 100 dolar. 12 bin doları sen 10 yıl sonra aldın da aynı 12 bin dolar değil. 10 yıl sonranın 12 bin doları en az 20 bin olması lazım ki paranı koruman lazım. Tamam mı? Dolayısıyla o ikinci olan çok mantıklı değil. Mutlaka dolara yıllık %5 getiri sağlamanız lazım bir yolla. Getirmezseniz yani yastık al. Türkiye'deki en büyük para zaten orada kayıp oluyor. Yani vatandaşın parası yastık altında, dövizde, Ayşe teyzede, annemde, şurada kolay geliyor. Finansal okuryazarlıkta yok. Artıyor. Artıyor da neye göre artıyor? Son 20 yılda dolar 20 kat arttı. Çok mu arttı? Çok arttı vallahi. Ama ekmek 100 kat artınca sen 20 kat kazandın, para mı kazandın? Sen aynı ekmeğin %20'sini alamıyorsun artık. Sanayiciler daha iyi biliyor. En çok onlar sana hak veriyor. Abi diyor, haklı diyorsun diyor. Zamanında 100 dolar aldığımız demir cevheri şimdi 120 dolar oldu diyor. Ya da iplik diyor 100 dolardı. Sayın Başkanım, siz ikiniz de biliyorsunuz. Aynı 3 yıldır aynı dolarla aynı ürün alabiliyor musunuz? Alamazsın. Ama vatandaş bunu bilmediği için seviniyor. Mert Bey çok seviniyorum diyor. 1,5 aldım, dolar 30 lira oldu. 20 kat para kazandım. Yaşasın diyor. Tamam çık bakalım. Aynı şey alamıyorum. Alamıyorum, fakirleştik. Nasıl oluyor dolar bu kadar? Çünkü doların kendi parası eriyor zaten. Bakın basılı olan bir şeyde tuttuğunuz her para paranızı eritir ve enayiliktir. Amerikan Merkez Bankası'na 0 faizle borç veriyorsunuz. Ve kuvvetle muhtemel bankada tutuyorsanız banka zaten onu ne yapıyor biliyor musun? Gidiyor onu işletiyor, ondan faiz alıyor. Senin haberin bile yok. Sen diyorsun ki benim 100 doların her gün faiz alıyor adam.
Tabii o işletiyor, işletmez mi? O bedava verir mi sence $100 olarak birine? O gidiyor $100. Dolayısıyla bunun tek yolu hiçbir şey bilmiyorsanız altın. Altın çünkü dolar bazı artıyor daima. 2002 yılındaki $100 altın bugün $500 olmuş. O gün de $100'dı, bugün de $100, şimdi $500. Evet. Başka sıradan gidelim de şey olmasın. İki kez sorarsak sonra belki. Fark Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fark Bey ben bir şey merak ediyorum. Batmayacak kadar hisse senedi mi biriktirmemiz lazım? Yoksa o bir arsa parası kadar. Hı? Ya da o bir arsayı hisse senedi bozup arsa mı alsak, yoksa 10 arsa parası yapıp mı arsa alsak? Onu merak ediyorum. Yani... Şimdi sorunuzun cevabı şöyle. Eğer borsadan anlıyorsanız, zamanda tecrübeniz varsa, o dediğim gibi düşmüşseniz, kalkmışsanız. Yani işte bizden öğrendiğimizde yaparsanız riskli o. Mutlaka kendiniz eğer onu küçük paraya denemeniz lazım. Ve bir noktaya geldikten sonra çıkıp sağlam yere koymanız lazım. Buna sıfır maliyet kuralı denir. Mesela sıfır maliyet kuralı şudur arkadaşlar. $100 var. Borsaya koyunuz çoğaldı. 300 mü oldu? Hemen o $100'ı çekeceksin. Onu çekip hani affedersin kumarhanedeki masadan kalkmak gibi düşün. Ana paranı gideceksin gayrimenkul yatıracaksın. Benim en çok çünkü yine bir dalga gelecek. Türkiye'de daima 5 yılda bir dalga geliyor. O dalga geldiğinde hepsini kaybedersin. Endeks 11 kazandın mı abi? %50'sini çek. Sağlam bir yere koy. Dolayısıyla mutlaka çıkışlarda bence toprak kısmına koy. İki tarafta da şeyin olsun. Hatta veya altına. Evet siz arkadaki onun arkası var mı? Nerede? Ha şurada şurada. Merhabalar, Üniversiteye hoş geldiniz öncelikle. Şimdi örnek veriyorum, bir kişinin 100 gram altını var. Fiziki olarak bu altın. Bu 100 gram altını bozdurup bir altın fonu almak mı mantıklı 100 gramı, 100 gramında? Yoksa 100 gramını örnek veriyorum, sepet yapıp yine fiziki altında belli bir gramaja tutup geri kalanı altın fonu almak mı mantıklı? Altın fonu mantıklı değil. Mantıklıydı artık değil. Çünkü devlet oraya vergi koydu. Yaklaşık %7'ye yakın. O yüzden şu an orada altın fonu eskiden mantıklıydı. Bundan 2 ay önce çok mantıklıydı ama artık altın fonuna vergi koyduğu için 1 Mayıs'tan sonra mantıklı değil. Gram olarak tutmak hem de fiziki olarak tutmak her şeyden akıllıca. Çünkü niye fiziki olarak tutmak mantıklı? Aynı şekilde tapu için de geçerli. Bakın yatırım işi psikoloji işi arkadaşlar. Ne ekonomistlik ne matematik zekasına gerek yok. Var ama yeterli, çok önemli değil. Frenlemek önemli nefsinizi. Nefsini frenleyemeyen parayı kaybeder. Şimdi sanal olarak aldığınızda o parayı, internet üzerinden aldığınızda yarın gün bir telefona basarak, bir tuşa basarak gece yarısı satıp bir kripto alabilirsiniz. Satıp bir hisse senedi alabilirsiniz. Satıp bir araba veya çanta alabilirsiniz. Ama kasaya koyduğunuzda altın fiziki, ona dokunduğunuz malı satamazsınız. Dokunduğunuz malı satamamak çok önemli bir şey. O yüzden online alışveriş kesinlikle kullanmayın. Aplikasyonlarını hemen kapatın. Mümkünse kredi kartı kesinlikle kullanmayın. Mümkünse kapatın. Kapatamıyorsanız 20-30 bin lira limitin dışında kredi kartınız olmasın. Bunlar çünkü beyni otomatik olarak harcatan şeyler. Farkına varmıyorsunuz. Boşuna çıkarmamış adamlar yani o kredi kartını online alışveriş. Evde otururken 3 tane ayakkabı alıyorsun. Benim bir tane arkadaşım, biraz da böyle şey zampara bir arkadaşımız. Ondan sonra limiti de yüksekti. Geçen böyle bir baktı. Ben fark etmedim gece diyor. Kıza diyor 2 tane ayakkabı almışım İngiltere'den diye. Acayip pahalı. Nasıl pişman? Biraz alkol, biraz eğlence, biraz yorgunluk, dalgınlık. Bu onda olur. Sizde başka bir şey olur. Öbür arkadaşımda kumar hastalığı vardır. Kumarhaneye gider farkına ya varmaz. Dolayısıyla cebinizde saatli bomba taşımak gibi bir şey bunlar. Dolayısıyla fiziki ben bile şu anda bak bu kadar konuşuyorum. 300 bin lirayı buraya koyayım. Birinci dururum, ikinci dururum. Üçüncüde dayanamam bir şey almaya, tırtıklamaya başlarım. Dedemin bir lafı vardı rahmetli. Para bir kuş gibidir, kafese koyacaksınız arkadaşlar. Ben kafese koyarım. Kafese koymazsam çünkü nefsim bir şey yapar. Gıdıklar. Ama yoksa bireysel emekli param var. Hadi boz bakalım harca, kıyamazsın. Tapun var. Allah'ın dağında kıyıp satamazsın. Kasada altının var. Kıyıp yapamazsın. Ama internetteysen bir tuşa basarsın. Cart alışveriş yaparsın. Tamam. Teşekkür ederim. Hanımefendi şuradaki. Siz şey yapın da hızlı olalım. Ben dinliyorum. Söyleyin söyleyin. Çok zor soru ama şöyle teorik olarak eğer arsa işinden anlıyor, bak hep işi anlamayla alakalı. İşini anlıyorsanız toprak her zaman daha çok kazandırıyor. Hisse senedi veya toprak. Çünkü niye? Bir ev 20 yıl sonra eski bir ev oluyor. Yavaş yavaş değer kaybediyor.
insanlar artık orada oturmuyor falan filan, böyle yeni yeni zengin bölgeler geliyor. Zamanla değişiyor bölgeler. Ve reel olarak, nominal olarak artsa da reel olarak azalıyor, değer kaybediyor. Ama toprak her zaman eskimediği için, hatta VP Koç'un bir lafı var, toprak altındır, üzerine ev yaparsan gümüş olur, içine kiracı koyarsan teneke olur. Tam öyle oluyor. Ama siz işi bilmiyorsanız gidip de o evi satıp da yanlış bir yer alacaksanız da yapmayın. Bu işi iyi biliyorsanız, topraktan iyi anlıyorsanız evet. Bir. İkincisi, tek eviniz varsa kesinlikle yapmayın. Çünkü tek eviniz varsa yarın gün sokakta kalma riskiniz olur, ama 5 tane evi olan adama da abi bir tanesini sat, başka yere yatır derim. Ama bir evi olan kesinlikle yapmasın. Bir damınız olsun başınızda. Yok, onun kira getirisiyle... Kira getirisiyle evet, o yapılır. Kira getirisiyle ise senedi ve altın olarak sepet yapın. Çok mantıklı olur öyle. O yavrulamış olur. Yavruları olur onun işte. Yani hangi yolu izlemek daha... Bence satmayıp... kaç ev var önemli onu? Bir tane var. İki. İki varsa satmayıp onun kirasıyla... şey yapmak çok daha mantıklı olur. Hisse senedi ve altın olarak biriktirmek çok daha mantıklı olur. Satılan malın ne olacağı belli olmaz sonra çünkü. Bir de şey, yurt dışında evlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Konuşuyorduk hatta, değil mi ya? Yurt dışında ev almak çok popüler oldu bu aralar. Çünkü İstanbul'a göre veya Bursa'nın bazı yerlerine göre bile çok ucuz yerler var. Orada çok dikkat etmeniz lazım. Çok pahalı, aşırı fiyatlı. İstanbul'a göre ucuz olduğu için size çok ucuz geliyor. Ama aslında çok büyük pahalı evler satılıyor. Çok dikkat edin. Yani ben 60-70 bin dolara Kıbrıs merkezde ev alabilirken adam şehrin çok uzak bir yerinde 150 bin dolara ev satıyor ve uçacak diye satıyor. Kiraya da böyle vereceğiz diyor. Hiçbiri de olmuyor onların sonra. Aynı şekilde Dubai'de. Şimdi beni çağırdılar, gideceğiz orada bir seminer vereceğiz. Orada da aynı dert var. 250 bin dolara bir ev var. Öyle bir kira anlatıyorlar ki. Bakın yalan seviyoruz. Yalan seviyoruz. Ya öyle bir kira dünyada yok ya. %12'ne nasıl kira yapacaksın diyorum ya diyorum. Adam diyor ama Airbnb'den şöyle böyle falan filan. Millet de bayılıyor. Yok öyle bir istatistik arkadaşlar. Dolayısıyla yurt dışında bir şey alırken aldığınız fiyat ve kira oranına çok bakın. Orada böyle çok acayip böyle bir sıkıntı olacak. Yani 5 yıl sonra çok ciddi mağduriyetler olacak. Zaten başladı yavaş yavaş haberlere düşmeye. Başka? 2 tane daha alalım. Değil mi? 2 tane yeter. Güzel. Merhaba. Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Mert Bey, bir soru soracağım. Şu gayrimenkul yatırım fonları var. Son dönemde örnek veriyorum, Folkart, Bursa'da Ataşyapı, bu şekilde birçok inşaat firmalarını oluşturmuş oldu. İşte AEM gayrimenkul yatırım. Evet. Mehmet Şimşek de şimdi bunun üzerine şey yapmaya başladı. Evet. Yani böyle baktığınızda hani gayrimenkul yatırım fonu daha nakit benzeri kalıyor. Gayrimenkulün de az önce belirttiğiniz gibi yıpranma payı vesaire gibi birçok konusu var. Bir de kiracısı, birçok alternatif farklı konularla uğraşıyorsunuz. Böyle baktığınızda gayrimenkul almak mı daha mantıklıdır, örnek veriyorum 1+1 üzerinden, yoksa bu tarz fonlardan almak mı mantıklı? Şöyle, teoride, ben teşekkür ederim. Teoride, çok güzel bir soru bu arada, teoride mükemmel bir sistem aslında ama pratik öyle kötü oluyor. Daha önce bunu mesela yaptılar, Manevera diye bir şirket yaptı bunu. Çok mağduriyet oluştu. Ya burada bunu yapan şirketin çok iyi niyetli olması lazım. Yani ismini vermeyeyim, şirket reklamı olacak ama Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri ailesi var. O aile yapıyorsa bu işe belki girerim ama şu anki Türkiye'de bunu yapanların çoğundan ben çekiniyorum. Çünkü orada onun taahhütüne güveniyorsun. Yani yarın ikinci elde satılırken kaça satacağın, ne yapacağın, ne kadar kira getireceğin. Buyurun. Yani şöyle, ben araştırdığım dönemde baktığımda mesela değerlemeleri uluslararası bağımsız denetçiler yapıyor. Hani yani öyle yaptığını söylüyorlar. Bu sözleşmede de yazıyor baktığınızda. Sizce bu güvenilir midir yoksa sizin bakış açınız gibi? Benim bakış açım bu. Ben hala bundan çok riski görüyorum. Yani güven, çünkü daha önce başımıza gelenleri biliyorum. Bunun Amerika'daki versiyonları var mesela. Amerika'da SEC yapıyor bunu. Yani Amerika'nın şeyi, devlet yapıyor. O bir tık daha mantıklı. Mesela Washington'da falan var böyle. Küçük parça alıyorsun. Ama yine de tam benim içime sinmiyor. Çünkü hep birine bağlısınız arkadaşlar. Yani oradaki adamı, piyasayı sen göremiyorsun. Göremediğin piyasa, değerlemeyi neye göre yapıyor adam? Ne kadar güvenilir? Adam diyor ki 300 bin dolar bu evdeki senin verdiğin şehir parça diyor. Acaba o kadar mı? Onun yerine onu yapacağımı kendim gayrimenkul fonunu kurarım. Yani ne demek o? 5 tane arkadaş buluştururum kendimi. 5 arkadaş danaya girerim yani. Danaya girer gibi o 1+1'e girerim. Çok daha iyi yapmış olurum. Evet, son. Son. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle ben söylemek istiyorum. 20 yaşındayım. Buldağ Üniversitesi'nde okuyorum işletme bölümünde. Türk borsasına yatırım yapıyorum elimden geldiğince bir sokup olarak. Şöyle, yurt dışındaki Apple, işte Tesla gibi şirketlere de yatırım yapmak istiyorum. Ama şöyle baktığımda şimdi öğrenciyken o kadar parayı oraya koymak birazcık fazla açıkçası ve öyle bir parayı tek bir senede alacağımız için birazcık zor oluyor. Hani ne önerirsin? Bir, hisse senedi zaten almanızı önermiyorum. Ben buradaki hiç kimseye hisse senedi almayı önermiyorum. Benim önerdiğim şey nedir arkadaşlar? Ne öneriyorum ben?
Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonu. Çünkü hisse senedi almak sizin işiniz değil. Siz hangi hissenin çıkacağını bilemezsiniz. Hangi hissenin düşeceğini bilemezsiniz. Bilançolarını okuyamazsınız. Hele bir de Amerika dediğiniz yerde saat farkı var. Bilançolar İngilizce. Çok zor şeyler gerektiriyor burada. Yani haberiniz olmadan Tesla bir kötü bilanço açıklar. Geceliğin sabah kalkarsınız bunalıma girer. Dolayısıyla her zaman yatırım fonu. Orada da en iyisi Yay diye bir fon var. Yapı Kredi İştirak, Yapı Kredi Yurt Dışı Teknoloji Fonu. Garantinin Blockchain Fonu. Akbank'ın AFT Fonu. Bunlara bakın. Sürdürülebilir Enerji Fonu vesaire. Temalı fonlar. Bunlar çok daha iyi yönetiliyor. Hem dolar getirisi oluyor, dolar artarsa. Hem de şirketlerin getirisi iyi. Hem de bu tip risklerden arınmış oluyorsunuz. Hem de sepet yapılmış oluyor. Altın alır gibi o tek fonları alırsan AFT, Yay, at köşeye. Onlar artınca sen de artmış olursun. Dünya yönetenlere ortak olmuş oluyorsun. Dünyayı sen de yönetmiş oluyorsun böylece yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, umarım memnun kalmışsınızdır. Herkese teşekkürler.